Efendim günaydın. Bir cumartesi daha sabah sohbetimizde sizinle birlikteyiz. Bugün bir programda değişiklik yaptık. Çünkü bazı konular deadline'a geldi, son noktaya geldi. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteklediği Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili imzalar pazartesi günü deklare ediliyor. Ve CHP'de bazı duyumlar var. Bunu konuşacağız. Durum nedir? Çözüm paketini konuşacağız ve elbette Balyoz'u, Ergenekon'u konuşacağız. Konuklarımızı tanıştıralım size. Emekli Tümamiral Soner Polat yeni tahliye oldu Balyoz davasında. Değil mi amiral? Evet. Meclisimizin milletvekillerinden ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçenlerde bir başka kanalda Dilek Hanım sizi iki tane çok İslamcı arkadaşla yoğun tartışma yaparken gördüm. Ve dinledim. Genelde bazen dinlemeyebiliyorum ama o gün takıldım dinledim. Şimdi Dilek Hanım'la başlamak istiyorum. Bu arada telefon bağlantılarımız olacak. Onu da söyleyeyim. Süheyl Batum yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Soner Yalçın'la telefonda konuşacağız efendim. Cumhurbaşkanlığı konusunu ve diğer konuları hep birlikte değerlendireceğiz. Evet, Dilek Hanım, siz Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekilisiniz. CHP'nin meclisteki milletvekillerinden birisiniz. Son zamanlarda Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı hususunda alternatif yüzlerce, binlerce görüş öne atıldı. Ama çok yaygın bir şekilde de adayın desteklenmesi gerektiği, işte Tayyip Erdoğan'a karşı güçlü ve tek kale durulması gerektiği üzerine bir yoğunluk oldu, ısrar oldu. Ama bir başka direnci de şekil ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun bizim fikirlerimize uygun bir adayla çıkmalıydık diyen kişiler ve doğal olarak mecliste de aynı şekilde. Hatta bir ilginç iddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin yarıdan çoğu aslında adaydan memnun değil ve keşke başka milletvekilimiz olsaydı ve keşke ikinci bir adaya imza verebilseydik diye düşünüyorlarmış. Ama tabii bu kolay bir şey değil. Partilerde disiplin, grup disiplini vesaire. Ama gerçekçi bakarsak en doğrusu bir insanın siyasi geleceğiyle ilgili kararı Türkiye Cumhuriyeti'nde ve aslında birçok dünya ülkesinde de bu böyle. Genel başkanlar veriyorlar. Hatta insanlar bazen bana soruyor, sen niye politikaya girmiyorsun, siz işte politikaya girin, ya da binlerce başka kişiye de söylüyorlar. Takdir ettikleri, beğendikleri insanlara politikaya gir falan diyorlar. Tabii hepsini anlatmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'de insanlar kafasına göre politikaya giremez. Türkiye'de insanların siyaset yapması ya da yapmaması ya da yapamaması partilerin liderlerinin iki dudağı arasındadır. Bu şu göreve gelsin derse gelir, bu hiçbir yerden aday olmasın derse olmaz. Şimdi dolayısıyla milletvekilleri de oradaki bulunmalarının sebebi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki adet dudağı arasından çıkmış ya da parmağındaki kaleminin ucundan çıkmış aday tespitleriyle. Maalesef bu Türkiye gerçeği böyle. Yani bu sadece CHP'ye özgü bir şey değil. AKP'de de böyle, MHP'de de böyle. Genel başkanlar milletvekili olup olmamasına da, bir insanın belediye başkan adayı olup olmamasına da karar veren kişiler. Dolayısıyla bir genel başkanın herhangi bir konuda, bak bu konuda böyleyim dediği an herkes mecbur kalıyor açıkçası. Sözün özü bu. Bunu söylediğim zaman bazen bazı siyasetçi arkadaşlar kızıyorlar ama bazıları da doğru söylüyorsun diyor. Çünkü gerçek bu, ta kendisi. Hatta geçenlerde bir teşbih yaptım, bir benzetme yaptım. Partilerde dedim genel başkan birdir. 2 boş, 3 boş, 5 boş, 27 boş, 114 boş, 115. adam ikinci adam gibi biridir. Yani diğer kişiler aşağı yukarı sıfır yetkili gibidir. Genel başkan partinin her şeyidir. Bazen ana haberlerde siyaseti bilmeyen gazeteciler de var. Yeterince bilmeyen diyelim. İşte anons ediyorlar, diyorlar ki CHP bu konuda şöyle düşünüyor, MHP bu konuda şöyle düşünüyor. Halbuki CHP'nin veya MHP'nin o konuda öyle düşündüğü falan yok. Genel başkan mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öyle düşünüyor. MHP'de de genel başkan Sayın Devlet Bahçeli öyle düşünüyor.
Yani bir partinin şöyle düşünüyor dedikleri şey aslında genel başkanın düşüncesidir. Geri kalanlar ne yazık ki bir hiç haline getiriliyor. Siyasi ağırlık, fikir ve birey olarak. Bunu insanları eleştirmek için söylemiyorum çünkü Türkiye'deki siyasi partiler kanunu böyle. Milletvekili olmak istemiyorsa tabii ki itiraz edebilir. Ya da bir belediye başkanı, tekrar belediye başkan adayı gösterilmek istemiyorsa tabii ki itiraz edebilir bir şeye. Fikrini söyleyebilir, özgür olabilir, şahsiyet sahibi olabilir. Onun dışında hiçbirisi kişisel fikirlerini beyan edemezler, söyleyemezler. Şimdi Türkiye gerçeği bu. Bu sadece sırf CHP için değil, siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilisiniz. İki açıdan bakalım olaya. Bir, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı ile ilgili ne diyorsunuz ve neden öyle diyorsunuz? Sonra da şu yarın ve pazartesi neler oluyor, neler olabilir onu bir konuşalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Bu arada Türk siyasetindeki açmazı tarifime katılıyor musunuz? Genel başkanların her şeyi tayin ettiği konusunda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için kısmi olarak katılıyorum. Tüzüğümüzde biliyorsunuz milletvekillerinin işte %15'inin dışındakilerinin ön seçimde belirleneceğine dair bir değişiklik yapıldı. Onun için kısmi olarak katılıyorum. Bugüne kadar olan diyelim. Yani onu açıklayacağım zaten. Şimdi ben yani Türkiye'nin gerçeği derken siz o siyasi partilerdeki o diktatöryel yaklaşımı aslında doğru koydunuz. Yani ne yazık ki o Demokrat Parti döneminde bile, çok antidemokratik denilen dönemde bile ben şöyle bir inceleme yaptım. Partiler adaylarını ön seçimde belirliyorlar biliyor musunuz belli bir süreçten sonra. Ardından 61 Anayasası'ndan sonra siyasi partiler yasasına giriyor. Deniyor ki ön seçimde belirlenecek adaylar. Milletvekili ve belediye başkanı adayları. Daha sonra 82 Anayasası'ndan sonra bunlar bir kısmı rafa kaldırılıyor. Biz SHP olarak o dönemde Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Ve ön seçimle belirlenmesi konusunda bir şeyimiz oluyor Anayasa Mahkemesi'ne ve o dönemde de yine Anayasa Mahkemesi tarafından ön seçimle belirlenmesi yolu açılıyor. Ama ondan sonra yapılan bir siyasi partiler yasası değişikliğiyle tamamen parti genel merkezlerinin inisiyatifine bırakılıyor. Yani siyasi geçmişimiz tümüyle öyle falan değil. Yani bütün siyasi partilerin ön seçim yapmasına dair aslında yasal düzenlemeler var geçmişimizde. Ama gittikçe işte otoriterleşen bir şey partiler var. Dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan da gelmeden önce işte siyasette bir yerlere gelmeden önce parti içi demokrasiden bahsediyordu. O bile bahsediyordu. Ama ne yazık ki genel başkan olduktan sonra onların hepsini unuttu. Şimdi tek seçici. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde yani tabii bizim Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir süreci aslında yaşadı. Yani öncesinde bizim hatta 99 yılına kadar ön seçimler bizde hakimken 99 yılından sonra alınan kararlar çerçevesinde siyasi partiler yasası çerçevesinde de genel merkez yönetim ve genel başkan tek seçici oldu. O söylediğiniz doğru. Kendi inisiyatifleriyle ön seçim yapılıyor ya da yapılmıyordu. Yani istedikleri yerlerde yapıyorlardı. En son 2011 seçimlerinde 29 yerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçimlerinde ön seçim yaptı. Ben de ön seçimle gelen milletvekillerinden bir tanesiyim. Ardından bir tüzük değişikliği oldu. %15 şöyle bir şey oldu. %10'un altında oy aldığımız yerlerde merkez yoklaması, %10'un üzerinde oy alınan yerlerde %15 oranında ön seçim merkez yoklaması yapılacak. Diğerleri ön seçimle belirlenecek milletvekilleri için. Biz o tüzük değişikliğinde şunu da önerdik. Dedik ki bakın belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri de ön seçimle belirlenmelidir. Çünkü milletvekili gider Ankara'ya ama belediye başkanları ve yerel yöneticiler kalır. Onun için mutlaka ön seçimde belirlenmelidir dedik ama ne yazık ki bunu tüzükte geçiremedik ve geçtiğimiz seçimlerde de görüldü ki bu şekilde partinin demokrasi gelenekleri unutularak sağ partilerin benimsediği yöntemleri eğer benimserseniz yani o zaman işte başarı şansınız çok azalıyor. Ama biz ne yazık ki bu uyarılarımızı yapmamıza rağmen geldik bugünlere. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimi
Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair de bizim işte partide toplantılar yapıldı. İl başkanlarıyla yapıldı, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, parti meclisiyle, hatta sivil toplum örgütleriyle de toplantılar yapıldı ki biz de onu önermiştik, sivil toplum örgütleriyle de yapılsın diye. Ancak tabii siyasi partiler yasasında Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine dair herhangi bir hüküm olmadığı için ben mesela şunu önermiştim. Eğer bir hüküm yoksa en yüksek yer bizim karar organımız Büyük Kurultay'dır. Büyük Kurultay belirlemelidir bunu. Yani olması gereken şey budur. Ama onları geçtik hepsini. Parti meclisinde de geçtik. MYK bile bu işte belirleyici olmadı. Hiçbir yerde ismi geçmeyen, hiçbir şekilde önerilmeyen, ne sivil toplum örgütlerinde ne parti organlarında önerilmeyen bir kişi siyasi partinin, yani bizim partimizin adayı olarak sadece Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından işte Devlet Bahçeli ile görüşmesi sırasında deklare edildi. Biz hepimiz şok olduk. Bakın MYK üyelerimizin haberi yok, parti meclis üyelerimizin yok, grup başkan vekillerimizin yok, milletvekillerinin yok, il başkanlarının yok. Böylesi bir durum oluştu. Benim dediğimi teyit eden bir durum. Yani özür dilerim, kısa bir parantez açıyorum. Şimdi milletvekillerini yeni tüzük değişikliğiyle evet şu kadarını genel merkez belirler falan diye bir takım tedbirler alınıyor ama genel başkanların dediğinin dışında hiçbir şey olmaz iddiam. Her alanda belli. Şimdi koskoca 600 kişi oy veriyor. Bir il kongresi yapıyorlar. Sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar. O adamı şöyle bir kıtırık faksla, genel başkan faks çeker, görevden aldım der alır. Yani bir siyasi partide, bu CHP'de de böyle, genel başkanın söylediğinin dışında bir inisiyatif yok, olmuyor. Şimdi siz bu Cumhurbaşkanlığı olayını anlatırken de bir çeşit benim dediğim teyit oluyor. Eğer Kemal Bey böyle bir şeyi kendinden emin bir şekilde görmese, yani bana kim itiraz edebilir? Ya bir itiraz eden hele bir olsun bakayım gibi düşünmese, hiç kimseye haber vermeden açıklayabilir mi? Yani belediye başkan adaylarının seçiminde de şöyle bir süreç yaşandı. Efendim 1,5 yıl önce araştırma şirketleri işte geldik, 2-3 firma araştırmalar yapıldı. Evet, evet. Sonra bir komisyon kuruldu 5 kişilik. Meğerse 1,5 yıldır bunların hepsi tiyatroymuş. Yani ki Sayın Genel Başkan'ın kafasında kim varsa onlar aday oldular. Yani bu sonuç bunu çıkarıyor. Ne anketten çıkan adamlar aday yapıldı, ne de oradaki beşli komisyonda o genel başkan yardımcılarının söylediklerinden bir tanesi. Belki 1-2 kişi yapmışlardır, Allah razı olsun yani. Şunu demek istiyorum, bu pozisyon ne yazık ki tüzükte ne madde değiştirin, evet, bu bir gerçektir. Şimdi bu süreci anlatın, ne oldu, nasıl oldu? Şimdi ben size şunu söyleyeyim, realite bu olabilir, sizin söylediklerinizin doğruluk payı var. Ancak biz gerçekten demokrat insanlar, yani Türkiye'nin demokrasisine ve parti içi demokrasiye inanan insanlar olarak biz buna karşı eğer alternatifleri söylemezsek, bunu genç nesiller unutuyorlar zaten. Bunu unutturmamak adına bu idealimizi, bu olması gerekeni söylemek durumundayız biz. Söyle, yani bir de şöyle bir samimiyet testi yapalım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gelirken kurultayda biliyorsunuz parti içi demokrasi dedi. Belki o 2010 kurultayında parti içi demokrasi ve bu nedenle oluşan bütün tepkilerin haklı olduğunu ve parti içi demokrasiyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim kılacağını söyledi. Ve onun da getirdiği büyük bir iğmeyle geldi. Büyük bir onu olurla geldi biliyorsunuz. Evet. Şimdi önce insanların verdikleri sözü tutması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Genel Başkanımız demokrasi paketi açıklarken de milletvekillerini, genel başkanlar değil, halk, yani partililer belirtilesin, halk seçsin demişti. Bu sözleri bir kere ben hatırlatıyorum yeniden. Yani bu taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Yani bu taleplerden vazgeçerseniz eğer Hakan Bey, o zaman yani bu ülkede demokrasi talebinden vazgeçmiş olursunuz. Çünkü gerçekten bütün partiler için eğer bu ön seçimler zorunlu olsa, sağlıklı üye ve ön seçim zorunlu olsa gerçek demokrasi Türkiye'de o zaman oluşur. Şimdi bizim hukukçuların söylediği bir söz vardır. En iyi yasaları yaparsınız ama kötü yöneticilerle çok kötü yönetilir. Ama en kötü yasalarla bile iyi yöneticilerle, iyi yorumlarla çok iyi şeyler çıkartırsınız. Yani bu, biz bu ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ha şöyle bir şey, diyelim ki ben bunları söylediğim için, itirazlarımızı yaptığımız için yani diyelim ki Uşak birinci sıra kontenjan olabilir örneğin. Yani ben o zaman zaten ön seçim olmazsa girmeyeceğimi her yerde deklare ettim.
Bu da olabilir. Ben bunu biliyorum. Çünkü yani Yumuşak ben, bir çıkarıyor değil mi? Şimdi 3 milletvekili var. Geçmişte evet 2 de çıkardı. 3 de çıkardığımız oldu. 2 de çıkartabilirdik ama tek milletvekili var. 2 AKP, 1 CHP. Böyle bir şey var. Yani ben bunları bilerek söylüyorum. Ama bu ideallerden vazgeçerseniz, genç nesillere, genç kuşaklara bu umudu vermezseniz, o zaman biz demokrasi ideallerimizden vazgeçmiş oluruz. Onun için parti içi demokrasi sonuna kadar, ülkede demokrasi sonuna kadar. Biz bunları söylemek durumdayız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine gelirsek yeniden, genel başkan tek başına ya da yanında bir iki kişiyle belki bu kararı verdi. Ve bu tabii bu hepimizde bir şok etkisi yarattı. Çünkü Ekmelettin Bey diye birisini tanımıyoruz biz. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Belki işte çok az bir iki işte Tayyip Erdoğan'la bir iki çatışması olmuştu. Oradan hatırladığımız bir şey var. Ve ardından hemen biz bir araştırmaya girdik. Nedir, kimdir Ekmelettin Bey? Nasıl bir insandır? Yani bu gerçekten bir ortak çatı adayı olabilir mi? Bir de şu şeyi ben değinmek istiyorum. Özellikle aday bizim görüşümüzden olsun. Aday bizim partimizden olsun. Hiçbirimiz milletvekili toplantılarında da bunu söylemedik. Aday Cumhuriyet değerlerine saygılı, gerçekten bu ülkenin kurucu felsefesine içinde özümsemiş, demokrasiden yana, özgürlükten yana birisi olsun dedik. Yani illa CHP'den olsun falan demedik. Hatta isimler bile telaffuz edildi. Yani işte diyelim ki Sami Selçuk olabilir dendi. Metin Feyzoğlu olabilir illa bizim partiden olmayacaksa. Yani yani onun dışında işte İlhan Kesici olabilir dendi. Yani bunlar söylendi bizim partimizde. Biz bu Ekmelettin Bey olayına karşı çıkarken İlle de bizim adayımız olsun, bizim partimizden olsun gibi bir görüş ileri sürmedik. Çünkü buna bize şey olarak şöyle bir düşünce getiriliyor. Efendim bizim partimizden olsaydı %25-30'larda kalırdı. İşte böyle bir çatı adayıyla daha fazla oy alabiliriz. Bu getiriliyor. Biz hiçbir zaman bizim partimizden mutlaka birisi olmalıdır demedik. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Ekmelettin Bey'i araştırdığımızda ise ben önce şunu gördüm. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 10 yıllık genel sekreterliğini yapmış bir insan. Ve AKP geleneğinden gelen, işte Abdullah Gül'le yakın arkadaş Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi desteklediği, zaman zaman işte son zamanlarda bir Mısır konusunda bir tartışmaya girdiklerini falan görüyoruz. Ama sonuç olarak aynı gelenekten gelen insanlar. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı nasıl bir referanstır? Ben önce ona baktım. İslam İşbirliği Teşkilatı'na biz kuruluşundan beri üye olamıyoruz. Şartını da onaylayamıyoruz. Neden? Çünkü bizim anayasamızda laiklik ilkesi var. Şer'i hükümlere göre işte dinin referansı alınacağı, şer'i hükümlerin referansı alınacağı bir şeye biz asla evet diyemeyiz. Bu nedenle üye olamıyoruz. Bu konuda çok sayıda makaleler okudum. Üye olamıyoruz. Ne zaman üye oluyoruz? 2008 yılında şart imzalanıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı şartı imzalanıyor. 2012 yılında da getiriliyor, meclisten geçiriliyor. Ama nasıl geçiriliyor? Çekinceyle geçiriliyor. Anayasamıza ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan biz haklarımızı saklı tutuyoruz diye babacanın çekincesi var. Şimdi bunu görünce yani şimdi özellikle İslam Adalet Divanı ve tüm bu İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki sorunlar şer'i hükümlere göre çözümleniyor. Yani İslam hukuku kurallarına göre çözümleniyor ve İslam öğretisinin bütün dünyada yayılması gibi bir amacı var. Şimdi böyle bir şey olunca bu şeyden gelenekten gelen yani El Eser Üniversitesi'ni, Exeter'i falan onları bir tarafa bırakıyorum. Ama böylesi bir şeyde, örgütte 10 yıl boyunca genel sekreterlik yapmış bir kişi yani bizim referansımız olamaz. Yani biz laik, demokratik, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve geliştirilmesini isteyen bir partiyiz. Yani bu şekilde şer'i hükümlere göre yönetilen bir örgütlenmenin ve bizim çekinceyle üye olduğumuz biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliğini yaptıysa en başta buradan bir dur demek lazım. Yani şimdi Ekmelettin Bey'in bugünlerde söyledikleri ön plana çıkartılıyor. Deniyor ki işte Atatürk'e saygılı, işte Cumhuriyet'in değerlerine saygılı. Bunları söylüyor insanlar. Şimdi bunların ötesinde geçmişte yaptıklarına ve geçmişte söylediklerine bakmak lazım. Onlara da baktık. Sağ olsun bazı arkadaşlarımız bu konuda araştırmalar da yapmışlar. Örneğin Sinan Meydan'ın, Soner Yalçın'ın ve Işık Kansu'nun da bu konuda yazılarına da baktık. Oralarda baktığımızda Ekmelettin İhsanoğlu'nun aslında bir Osmanlı hayranlığının olduğunu, bir hanedan hayranlığının olduğunu, Jön Türk geleneğinin reddedilmesi gerektiğini, doğru bir çıkış olmadığını ve o tarihten itibaren gelen o Cumhuriyet'in kaynağında biliyorsunuz Jön Türk İttihat Terakki ardından Milli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri var.
bu geleneğin doğru bir gelenek olmadığını ve bizim işte kökümüzde bağlarımızı kestiği şeklinde yorumları var. Yani Cumhuriyet'in değerlerini değil, Osmanlı'nın değerlerini, o dönemin değerlerini savunan bir insan. Şimdi böyle bir insan, yani bizim destekleyebileceğimiz bir insan olmaz. Biz ille CHP'li olmayabilir. Diyelim ki Sami Selçuk da sağ kanattan gelen, İlhan Kesici de öyle. Yani biz bunları destekleyebiliriz. Bunların Cumhuriyet değerleriyle bir kavgası yok. Ama Ekmelettin Bey'in geldiği gelenek kavgalı bir gelenek. Yani en başta buradan girdik ve bu nedenle de biz Ekmelettin İhsanoğlu'na imza vermeyeceğimizi açıkça deklare ettik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destekleyeceği bir çatı aday konumunda görmediğimizi de belirttik. Eğer çıkarabileceksek dedik, yani bir şimdi pazar günü verecek bizim parti topladığı imzaları Yüksek Seçim Kurulu'na, çıkarabileceksek biz 20'nin üzerinde, evet, 20'nin üzerinde milletvekili olursa belli şeyleri düşüneceğiz dedik. Ayrıca değerlendirelim, evet. O basit bir konu değil. Yani bir konuşmanın son paragrafı olacak, evet, bir konu, evet, değil. Peki. O başı başına bir konu. Önce Sayın Amiralim'in görüşlerini almak istiyorum. Ondan evvel şunu söyleyeyim sizin söylediklerinizle ilgili. Şimdi efendim zaten yani merkez sağ bir aday olsun filan diye çok söyleyen oldu. Birçok kişi de o insanları destekledi. Ama nasıl bir merkez sağ aday? İşte dediğiniz gibi CHP'nin seçmen tabanıyla ters düşmeyecek bir aday. Hem tabanıyla ters düşmeyecek. Evet, evet, evet. Tabii burada sorun şu. Atatürk bana göre bugün mezarından kalksa gelse, o zaman sorduklarında en büyük eseriniz nedir diye dendiğinde Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. En büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir demiş. Ama şimdi gelse en büyük eserim laikliktir der bence. Şu 90 yıl sonra Türkiye'ye gelse en büyük eserim laiklikti der. Laiklikti der. Çünkü laiklik Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci misyonudur bu anlamda. Çünkü Osmanlı'nın son 150 yılda geri kalma sebebi, bütün yapılmaya çalışılan ıslahat ve yenilik hareketlerinin karşısına dinimiz elden gidiyor, gavur padişah istemez yük diye bağıran adamların karşı koymasıdır. Bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Bir toplumun, bir ulusun, bir milletin, bir devletin gelişmesinde bu ve bunun karşısındaki görüşün mücadelesi hiçbir şeyle mukayese edilemez ve en önemli mücadele odur. Atatürk bu anlamda en önemli mücadeleyi yapmıştır. Çünkü birçok yenilik 19. yüzyılda Osmanlı'ya gelemedi. Hatta 1700'lerde başladı o. En sonunda, yani o yenilikçi, olayın kötüye gittiğini gören paşalar, padişahlar, hatta onlar da var, toplum daima karşılarında Aksaray Meydanı'nda, o zamanki adı Et Meydanı'nda, dinimiz elden gidiyor, gavur padişah istemez yük denen adamlar çıktı. Bu anlamda CHP'nin en büyük misyonu laikliktir. Yani bu ülkedeki gericiliğe, ortaçağ zihniyetine karşı verilen mücadeledir ve CHP bunu başaran partidir. Başarmış partidir. İşte diyorlar ki toplumun tamamı benimseyemedi, o yüzden bu sorunlar. Tabii ki vakti yetmedi. 1938'de öldü Atatürk. Şu veya bu. Ama CHP bunun önemini bilir, bilmeli. Şimdi siz en önemli misyonunuz buyken, adayınız da bu misyona en fazla karşı çıkan siyasi görüşten geliyor. Hangisi o? Milli Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi geleni. Daha kötüsü El-Eser, biliyorsunuz şeriat hukuk konusunda asıl bilirkişi olarak belirtilen, İhvan'ın bilirkişi olarak başvurduğu yer El-Eser'den geliyor. Öyle, yani. Öyle. Neyse, şimdi bakın ben şahsiyle ilgili bir şey demiyorum çünkü ben hocayı tanırım. Ben tarih bölümünde okudum İstanbul Üniversitesi'nin. Orada bize Osmanlıca dersine geliyordu. Tarih bölümünde Osmanlıca okuturlar. Yani hepimiz Osmanlıca öğreniriz yazmayı ve okumayı. Orada hocamdı. Gayet kibar, efendi, anlatıldığı gibi bir adam. Yani farklı bir adam değil. Öyle despot bir adam değil. Orada da 30 sene önceden bahsediyorum. Gayet mülayim, ölçülü, saygılı, öğrencilerin korkmadığı filan bir öğretmendi, hocaydı İstanbul Üniversitesi'nde. Burada sorun CHP seçmen tabanının bu laiklik konusundaki sorunudur. Başta da Aleviler olmak üzere. Bakın 4 tane büyük Alevi kuruluşu ben böyle adayı istemem dedi. Yani bunlar boşu boşuna konuşan merkezler değil. Evet, Sayın Amiralim,
Şimdi Sayın Milletvekilimizin anlattıklarını da dinlediniz. Ben sadece bir hatırlatma yaptım CHP'nin bir numaralı misyonuyla ilgili. Siz elbette asker kökenlisiniz ama dünya görüşünüz ve bu son 3-4 yıldır, 5 yıldır hatta yaşadığınız travmalarla ve yaşadığınız gelişmelerle doğal olarak artık Türk siyasetiyle ilgili görüşlerinizi yaşar, onunla yaşar, onunla nefes alır hale geldiniz. Bu konuda siz ne diyorsunuz CHP'nin adayı konusunda? Balyoz'u konuşacağız sonra. Hakan Bey, öncelikle Dilek Hanım Efendi çok güzel bir siyasi çerçeve çizdi. Ben de Atatürkçü bir amiral, cumhuriyetçi bir yurttaş olarak bu seçim benim duygu dünyamda nasıl bir yankı buldu onu anlatmaya çalışacağım. Lütfen. Şimdi herhangi bir seçim olması için farklı adayların olması gerekiyor. Çünkü siz seçmene seçenekler sunmalısınız. Birbirinin tıpatıp aynısı ya da nüanslar olan iki adayın yarışması toplumda, kamuoyunda heyecan uyandırmaz. Şimdi şöyle düşünün. Fenerbahçe futbol takımı çok güçlü bir takım. İki tane takım çıkartıyor. Birinci takım ve ikinci takım. Bunlar Fenerbahçe'sinden maç yapıyor. Siz istediğiniz reklam kampanyasını yapın. 5000'den fazla seyirci toplayamazsınız. Ama Galatasaray'la Fenerbahçe bir müsabaka yaparsa stat dolup taşar, biletler kara borsaya düşer. Dolayısıyla bir kere seçimde bir farklılıklar olması lazım. Mesela Amerika'ya bakın. Amerika'da Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti. Yardım kampanyası yapanlar 100 dolar varsa 50 dolar bir partiye, 50 dolar diğer partiye veriyor. Ama katılma oranına bakarsanız %50'nin biraz üzerindedir. Çünkü Amerikan seçmeni biliyor ki ben oy atsam da atmasam da değişen bir şey olmayacak. Şimdi bu açıdan bakarsak AKP'nin adayını henüz bilmiyoruz. Yani kim olacağı belli değil. Ama AKP'nin son 10 yıldaki çizgisine bakarsak siyasal İslamcı bir kişinin aday gösterileceği hemen hemen kesin gibi. Bunun karşısına çatı aday olarak çıkan Ekmelettin Bey, o da siyasi İslam, ılımlı İslam, tandanslı bir geçmişten geliyor. Yani bakın işte Atatürk karşıtı olarak babası Mısır'a gidiyor, Mısır'da doğuyor. İşte Türklükten istifa eden hem de Yunanistan'da bir gazeteye demeç vererek eski İslam Mustafa Sabri Efendi ile yakın dostlukları var. Aynı zamanda küresel güçler, emperyalist güçler, Amerika, AB, İngiltere ile bağlantıları var. Daha da kötüsü bence Suudi Arabistan, Katar gibi Vahabi, Selefi gelenekten gelen unsurlarla yapısal bir takım bağlılıkları var. Dolayısıyla ortaya bir siyasi İslamcıya karşı bir siyasi İslamcı. Yani eskiden bir film vardı, Kramer Kramer'e karşı. Bu bunun gibi bir şey. Hatta belki de yani AKP'nin adayında böyle biraz milli unsurlar olabilir ama diğer aday küresel sistemle daha fazla entegre olmuş vaziyette. Cumhurbaşkanı devleti temsil ettiği için nasıl sonuçlar doğuracağını küresel şimdiden... Küresel sistem dediniz, Amerika'yı falan kastediyorsunuz. Evet, onu kastediyorum. Çünkü bazı izleyicilerimiz anlamıyordu onu. Evet, şey. Onu kastediyorum. Şimdi peki o zaman bir de siyasi İslam ne? Yani ılımlı İslam ne bana göre? Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimizin sünnetinden arındırılmış, doğasından, özünden uzaklaştırılmış, hurafelere boğulmuş, ritüellerin ön plana çıkarıldığı bir inanç şekli. Vahabi, Selefi geleneğe bakarsanız bunun gerisinde İngiliz istihbarat örgütleri var. Sonra Amerikan istihbarat örgütleri bunu devraldı. Ve şöyle bir topluluk yaratmaya çalışıyorlar. Her türlü sömürüye, zulme, baskıya, boyun eğen, ülke çıkarlarının yağmalanmasına ses çıkarmayan bir topluluk oluşturmak. Şimdi tabii bunun da nedeni var. Çünkü hiçbir sistem sadece ve sadece çıplak zora, çıplak güce dayanarak yürüyemez. Mutlaka öyle veya böyle halk nezdinde bir ikna edici unsur olması lazım. İşte siyasi İslam bu. Yani bir taraftan ülkenin çıkarlarını küresel güçler, emperyalist güçler yağmalanıyor. İçeride ise bütün kaynaklar bir iki aileye veriliyor. Diğer insanlara diyorlar ki efendim siz bunu kabul edin. Kadercilik bu, kaderiniz bu. Tevekkül içinde buna razı olun. İşin doğası bu. Şimdi herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne bakarsak arkasında çok köklü bir geçmiş, inanılmaz devrimler, emperyalizmin ilk defa muharebe meydanlarında diz çökmesi, küresel güçlerin barış döneminde de ülkenin içine girmesine set çeken düzenlemelerle yani çok güçlü bir gelenek var. Şimdi ben Cumhuriyet'in bir amirali olarak herhangi bir şekilde bir siyasi İslamcıya oy vermem. Neden oy vermem? Şu Mahatma Gandhi'nin şu sözünü çok severim. Onu kendime şiar edinmişimdir. Siz kendi elinizle teslim etmedikten sonra hiç kimse sizin saygınlığınızı elinizden alamaz. Dolayısıyla ben eğer herhangi bir şekilde bir siyasi İslamcıya oy verdiğim takdirde
Kemalist bir amiral olarak önce Atatürk'e ihanet ettiğimi düşünürüm. İkincisi kendime saygımı kaybederim. Çünkü neden? Ben konjonktürel kaygılarla, bir takım seçim hesaplarıyla ilkelerimden, değerlerimden, ideolojimden vazgeçmişim anlamına gelir. Dolayısıyla benim açımdan bu kabul edilebilir bir şey değil. Yeminime sadık kaldığımı düşünüyorum. Ben mesela mahkemede beni müebbete mahkum etmek isteyen mahkeme heyetine şöyle aykırdım. Ben dedim Kemalist bir amiral olarak dedim. Herhangi bir şekilde Cumhuriyet dağılırken sessiz bir seyirci olsaydım kendimden nefret ederdim. Yakınlarım da beni lanetlerdi. Benim dedim en büyük aldığım rütbe bu mahkemede sanık sandalyesinde oturmaktır. Dolayısıyla böyle bir geçmişten gelip her hal ve şartta Atatürk'ü, Cumhuriyet'i savunan biri olarak bu seçimde ben gidip bir siyasi İslamcıya kişisel olarak oy vermem. Ama bu benim öznel durumum. Yani beni ilgilendirir. Nesnel olarak baktığımız takdirde, yani bunu somut olgularla bir analize çevirmek istediğimiz takdirde şunu görüyorum. Bir kere ekonomi dünyasında, ticarette çok sık kullanılan bir özdeyiş vardır. Derler ki akıllı, iş bilir, becerikli tüccar alırken kazanır. Şimdi bana göre de Cumhuriyetçi Atatürkçü bir kesim oy verirken kaybediyor. Yani neden mi? Sayın Hakan Bey onu anlatmaya çalışayım. Şimdi AKP kazanırsa zaten kaybediyor. Neden kaybediyor? Şimdiye kadar AKP'nin uygulamaları belli. Yani ülkenin geldiği durum ortada. Güneydoğu'da son derece sıkıntılı günler yaşıyoruz. Stratejik çıkarlarımıza bakarsanız Doğu Akdeniz'de doğalgazı Hristiyanlar, Museviler yağmalıyor. Bize verilen ise ayak işlerini yapmak. İşte boru hattıyla ülkemizden bu çıkarılan gazı geçirmek. Kıbrıs'ta ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın bir takım şeyler oluyor. Orada da dikkatli olması gerekir rüşseverlerin. Ege'de egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık, kayalıklar var. 151 tane. Bunlarla ilgili olarak Yunanistan'ın devlet uygulaması her gün artarak devam ediyor. İşte inşaat yapıyorlar, fener yapıyorlar. Ona sahiplik iddiasında bulunacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyorlar. Bu yani liste uzar gider. Burada bunu kesmek istiyorum. Şimdi diğer tarafta gittik, bir cumhuriyetçi olarak Ekmelettin Bey'e oy verdik. Ekmelettin Bey'in kazandığını farz ve kabul edelim. Ekmelettin Bey herhangi bir şekilde emperyalist güçlerle, işte İslam dünyasıyla, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yakın işbirliği içinde olduğu için belki de ortaya çıkan sonuç çok daha aleyhimize olacak. İkincisi, yine cumhuriyetçi kesim için düşünüyorum. Şimdi CHP'yi düşünün. Şimdi CHP'nin yönetimi ne diyecek? Diyecek ki biz, İşte muhafazakar, sağcı, ılımlı İslam bir adayı gösterdik ve kazandık. Ondan sonra CHP içinde bakın İnönü'yü, Tevfik Rüştü Aras'ı, Şükrü Kaya'yı, Şükrü Saraçoğlu'nu, Doktor Reşit Galip'i bir tarafa bırakıyorum. Atatürk'ün ismini ağzına alan belki de partiden dışlanacak. Dolayısıyla CHP daha da muhafazakarlaşacak. Yani giderek AKP'nin bir versiyonu haline gelecek. Dolayısıyla bana göre oy verdiği an bir Atatürkçü, cumhuriyetçi kaybedecek. Tabii belki ben duygusal davranıyorum, böyle değerlendiriyorum, belki yanılıyorum. Ama benim bu konuya bakışım bu şekilde. Evet, peki genelde subaylarımızın, yani hem Balyoz'daki hem diğerlerinin kanaati de bu yönde midir? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani büyük bir çoğunlukla ezici şekilde bu yönde. Aynı zamanda benim böyle eşim, aile yakınlarım, etkileşim içinde bulunduğum dostlarım, ahbaplarım, akrabalarım da bu kanı var. Yani herkes infial halinde. Çünkü neden? Şimdi ben eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıysam bana bir seçenek sunacaksınız. Ben giderim Atatürkçü adaya oyumu veririm, kazanır veya kaybetmez. O çok önemli değil. Çünkü neden? Yani şöyle bakarsanız her şey kazanmak kaybetmek de değil. Yani Samir Amin çok güzel söylüyor. Oy anlamında bakarsanız diyor, bütün diyor radikal değişiklikler, bütün yenilikler diyor azınlıkların gayretleriyle olmuş. Eğer bu gayretler olmasaydı toplumsal ilerleme hiçbir şekilde olmazdı. Dolayısıyla ben bunu küçümsemiyorum. Yani biz gittik, oyumuzu attık, %20 olay kaybettik. Ama o zaman kaybederken de kazanıyoruz. Çünkü neden? Bir mevzi kazdık. O mevziyi her geçen gün derinleştirip, tahkim edip bir dahaki seçimlerde daha güçlü olarak girebiliriz. Ama şimdi biz ilkelerimizi, ideallerimizi, ideolojimizi bir tarafa atarsak bir kere kendimize güvenimizi kaybederiz. Ya bundan sonra hiçbir koşulda yarışamayız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Napolyon Bonaparte'ın bir lafı var. Bir sürü lafı var da bizim toplum daha çok onu para 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 demi deyişiyle falan biliyor. Tabii o işin en fantazi kısmı. Diyor ki eğer diyor rakibiniz bir hata yapıyorsa rahat bırakın yapsın der. Hiç karıştırmayın ortalığı, bulandırmayın der. Şimdi ben AKP'den hiç ses seda çıkmıyor. Yani
Ekmenettin Bey aday oldu diye böyle bir bak onun şusu var, bilmem nesi var, kasetti, bilmem neydi, hiç sesini çıkarmıyor AKP. Yani bir sıkıntı emaresi, bir sinirlenme emaresi, bir terleme emaresi, hay Allah bundan nasıl başa çıkacağız demekten kaynaklanan bir böyle bir panik emaresi yok. Sessiz sedasız, hatta bir çeşit gülümsemeyle izliyorlar gibi görüntü bu. Nitekim biz geçen hafta bir anket yaptık. Ankette Recep Tayyip Erdoğan AKP adayı olarak yani koyduk, öyle formatladık anketi. CHP adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu koyduk. 11-12 puan fark çıktı. 12 puan civarında Recep Tayyip Erdoğan önde çıktı. Kaldı ki muhalefete şu sıra kimi koysanız, yani muhalefetin adayı olarak CHP, MHP'nin ve diğer muhalif partilerin şu anket işte arkamdaki ekranda 52'ye 40 çıktı. Kaldı ki yani muhalefete bizim köşedeki simitçiyi koysanız inanın %39-40'ın altında almaz. Almaz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki blok zaten 37'den başlıyor. Yani kimi koyarsanız koyun karşısına, karşısındaki adama oy verecek kitle 37'nin altında değil. Dolayısıyla bize 39-40 değil, 46-47-48'e alabilecek adaylar lazımdı araştırmalara da bakılırsa. Çok müthiş mesaj geldi efendim, çok. O konuya gireceğiz, eksik olmayın. Destek mesajları da geliyor. Eleştiriler biraz ses çıkarmıyor şu sıra çünkü hepsi aslında biliyorlar ki çok yanlış bir iş oluyor. Ama oy uğruna belki oy alırız diye aman destek verelim diyorlar. İşte sorun şu ki oy da alınamıyor. Yani siz muhalefetin adayı olarak kimi çıkarırsanız çıkarın, kimi çıkarırsanız çıkarın. 39 ile başlar. Yani cenazesini koyun böyle musalla taşında. 38-39 ile başlar. Tamam mı? Bir deliği veya da meczubu koymadıkça muhalif CHP, MHP'nin ortak adayı 37-38 ile başlar. Dolayısıyla yani oy anlamında eğer AKP'den alacak bir oy olsa bu anlamda hakikaten aday isabetli diye belki düşünülebilirdi. Belki yani oportunist ya da pragmatist açıdan bakacak olursak ama öyle bir sonuç da yok ne yazık ki. Şimdi çok ağır dillerle, sert sözlerle bu konuyu yazanlar oldu. Sizin söylediğiniz fikirleri savunarak. Köşe yazarları yani Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil çok kenarlı köşeli tane tane bunları anlattılar. Bugün nitekim Soner Yalçın'la da konuşacağız. Bu arada Süheyl Hoca dün gece yayında galiba, Süheyl Batum, bugün ona da bağlanacağız. Bu arada kim telefonda bağlanabiliriz bir soralım bakalım reji arkadaşlar. Hazır bir telefon var mı? Dün yayında şu kağıdı imzalamış. Şöyle bir kağıt var efendim. Sembolik bir kağıt tabii bu ama imza hocanın imzası. Tanıyorum. Demiş ki 10 Ağustos 2014 günü birinci turda yapılacak Cumhurbaşkanı'nın önerdiğimiz aday Emine Ülker Tarhan demiş. Ben bu arada yoğun bir şekilde CHP'li bu konuya yani ikinci bir aday çıkarma için elinden geleni yapan bazı milletvekilleriyle görüştüm, görüşüyorum. Çok bu iş için emek veren var sizin gibi. İsa Gök de dün konuştum birkaç kere çok uğraşıyor, emek veriyor bu işe. Zaten geçen bir kurultayda da tek başına salona girmişti o. Yani bir enteresan bir şekilde bir cesur adamdır o. Yani orada dayak yere yemeği göze alarak girdi ve yedi o dayağı. O dayağı yiyerek çıktı. Keşke orada yönetim dönüp deseydi ki kimse dokunmasın falan deseydi ne kadar güzel olurdu, ne kadar şık olurdu. Ama işte birliği bozdurmam falan diyerek hırpalatılarak dışarı atıldı. Şimdi ondan aldığım bilgilere göre bazı milletvekilleri de İlhan Caner olsun dermiş. Yani ben söyleneni söylüyorum. Burada herhangi bir aday üzerinde değil de Emine Ülker Tarhan Hanımefendi gerçekten hem layık hem de çok ciddi de güzel oy alır. Yani Tayyip Erdoğan'ın oyuna yaklaşabilecek veyahut geçer mi geçemez mi bilmiyorum. Yalan olmasın. İlk turda ikisi kalırlar. İlk turda ikisi kalırlar zaten. Şunu söyleyeyim size. Eğer 20 tane, 21 tane milletvekili bir aday çıkarabilirse bu konuşulan iki kişiden,
Yani Emine Ülker Tarhan veya İlhan Cihaner kimi çıkarırsa çıkarsınlar Ekmelettin İhsanoğlu'nu geçer. Süheyl Hocam'ı da aslında söyleyeyim düşünüyorduk size. Biz onu da söyleyeyim yani. Ha, Süheyl Batum da ayrıca böyle bir aday olabilir. Evet, evet, o da olabilirdi. Şu söylediğim üç kişi diyelim canım, üç kişi diyelim. Evet, adı evet. Geçiyor diye üç o kişi. O jest yaptı. Başkaları evet, da var. Evet, evet. İnanın bana ilk turda Ekmelettin İhsanoğlu'ndan fazla oy alır. Alevi bir kere ona verecek. Efendim CHP'nin genel başkanı Alevi diye onun dediğine vereyim. Hayır. Bir de herkes şöyle bir yanılgı yapıyor. Efendim oylarımız bölünür, oylarımız bölünür. Bu iki turlu seçim. Bunda oy bölünmesi yok. Çünkü nasıl olsa en çok oy alan iki kişi bir daha seçime gidecek. Ne oy bölünmesi? Haberleri de yok bazı insanların. Hattımızda galiba Süheyl Batum var. Doğru mudur? Hocam duyabiliyor musunuz beni? Alo, duyabiliyorum efendim. Duyabiliyorum. Dün gece yayında bir imza atmışsınız. Ben de kağıdı buldum aldım. İmza kağıdını. Evet. Evet. Hayırlı olsun diyorum da tabii bu sembolik bir imza. Tabii. Durum nedir? Bari bir özet yapar mısınız? Çünkü birçok insan tabii, yani tabii, belki tabii. Yüz binlerce insan diyeyim. Böyle bir şeyi inanın çok büyük bir heves ve umutla bekliyor. Çok zor. Ben hadiseyi biliyorum. Ama ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bir kere orada her zaman söylediğim gibi Dilek arkadaşımız var. Her söylediğine ben de katılacaktım ama bugün katılamadım. Yetişemedim. Bir kere her söylediğine katıldım. Söylüyorum kendisiyle de beraber parlamentoda görev yapmaktan gurur duyduğum bir arkadaşımdır. Bir kere hocam, onu söyleyeyim. Ben de. Hemen şunu söyleyeyim. Evet, sembolik bir imzadır. Çünkü ben söyledim. Önemli olan sizin de deminden beri izliyorum. Söylediğiniz, Soner Bey'in de söylediği orada şeye katılıyorum. Bizim cumhuriyete, ilkelerine bağlı böyle sonradan üretildiği son derece belli olan Atatürk değerli bir şahsiyettir demeyen tarihsel bir şahsiyettir reddetmememiz gerekir türünde bana göre anlamını hiç anlamadığım sözleri ifade etmeye yönlenmeyen bir adayı belirlememiz lazımdı. Şimdi 130 kişi olabilir bu. Demin Dilek Hanım da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmayacaksa başka bir partiden olabilirdi. Fakat benim şuna özellikle vurgu yapmam lazımdı. Mutlaka buna inanıyorsun. Şimdi şunu özellikle koymamız lazım. Ben bir anayasa hukukçusu olarak orada Dilek Hanım'ın söylediğini bir kez daha vurgulamak gereğini hissettim dün. Dedim ki genel merkezler anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı tespit etmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Eğer biz bu anayasaları yapan 82 ve 2010 hariç Türkiye Cumhuriyeti'ndeki anayasaları yapan partinin milletvekilleriyiz. 21'den başlayarak. Şimdi dolayısıyla bize yakışık almaz. Anayasada yer alan yetkilerimizi anayasaya aykırı şekilde olmayan kurumlara vermek. Anayasanın hiçbir yerinde efendim genel merkezler belirler ya da genel başkanlar belirler ya da partiler belirler demiyor. 20 milletvekili diyor. Ben de o 20 milletvekilinden bir tanesi olarak birçok aday arasından dedim ki ben Sayın Emine Ülker Tarhan'ı öneriyorum. Ama orada Dilek Hanım'ın da demin ifade ettiği gibi imzalar atılır, bakarız. Arkadaşlarımızla konuşuruz. Hayır derler. Başka bir imza olursa ora. Ama önemli olan şu. Biz 20 milletvekilinin bu işe sahip çıkmak zorunda olduğumuzu kamuoyuna bir kere anlatmak lazımdı. Çünkü inanılmaz bir algılatma yöntemi izleniyor. Efendim belirlenmiş artık. Ne yapalım? Nasıl belirle? Kim belirlemiş? Partiler belirlemiş. Yok böyle bir yetki. Genel merkezler, genel liderler belirlemiş. Yok böyle bir yetki. Anayasa yetkiyi vermiyor. Ben bir anayasa hukuku hocası olarak, 30 sene bu işi yapmış bir insan olarak ve şu anda da Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili olarak ben anayasada açıkça yazan yetkimi yetkili olmayan kurum ya da kişilere devretmek
durumunda değilim. Eğer bunu devredersek biz bir daha çocuklarımıza ne cumhuriyetten, ne demokrasiden, ne partilerin demokratik işleyişinden bahsedebilmemiz mümkün olmaz. Şöyle demiş oluruz. Bizim partimiz yaparsa olur, başka partiler yaparsa olmaz demek durumundayız. Bu nedenle ben de inanıyorum. Zaten Dilek Hanım da, zaten başka arkadaşlarımız da. Biz bunları günlerdir konuşuyoruz, günlerdir tartışıyoruz. Durmanın böyle, ne yapalım? İşte belirlenmiş. Kim belirlemiş? Canım parti belirlemiş. Şimdi benim üzüntüm şurada özellikle, sizlerle beraber olmak isterdim. Amma ve lakin özellikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye'de biz eğer Atatürk Cumhuriyeti'ne demokratik, laik, sosyal, bağımsız cumhuriyetini korumak istiyorsak şunu yapacağız. Göstere göstere çocuklarımıza bile anlatamayacağımız, inandıramayacağımız gerekçeleri kendi arkadaşlarımıza, seçmenimize anlatırız. Ya nasılsa bunlar inanır. Kolaycılığına sapmamamız gerekli. Kim ne derse desin, doğru bildiğimiz yolda gitmemiz gerekli. Ben orada bir imzayı attım. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, keşke sizle, Soner Paşa'yla da sizle de hep beraber olabilseydim sizle de. Ama Dilek kardeşimin orada söylediği her şeyin altında, Süheyl Batum'un da tamamen imzası vardırı bir kez daha kendisine bilir ama ifade etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler hocam. Hocam bir dakika, hemen kapatmayın. Şimdi anladığım kadarıyla evet aday gösterdim ama yani arkadaşlarımız başka bir isim üzerinde de konuşursa ben tabii ki mütabıkım diyorsunuz. Değil mi? Doğru anlamışım. Tabii. Önemli evet. Olan ben bir oyum var. Ben bunu Emine Ülker Tarhan'ı öneriyorum. Ama konuşacağız, kendisiyle konuşacağız. Belki kendisi diyecek ki benim neden adımı böyle bir şeye koyuyorsunuz diyecek. Bunları hepsini konuşacağız. Konuşmadık ama ben bir şeyi orada bir imzayı atıp bu yapılabilir demek istedim. Benim adayım Emine Ülker Tarhan'dır dedim. Pazartesiden sonra bu 20 imza toplanabilir mi hocam sizce? Şimdi bakın onda da şunu söyleyeyim. Rivayet muhtelif. Ben bıraktığımda 30-40 dolayında imza atılmamış idi. Şu anda 20 dolayında kişinin kaldığı iddia ediliyor. Bunu sorgulamadım. Pazar akşamı, yarın akşam çıkacaktır ortaya. Dolayısıyla göreceğiz durumu. Bana göre atılabilir. Yeter ki şuna insanlar inansın. Evet, Ekmelettin İhsanoğlu çok değerli bir insan olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu cumhuriyetin, bırakın Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in temel ilkelerini benimsediği şüpheli olan bir kişidir. Bunu da ayıpsamıyorum. AKP'nin adayı olabilir, başka bir partinin olabilir. Bizim adayımız olmayacak. Buna inanan 20 milletvekilinin ben bulabileceğine inanıyorum. Yani sonuç itibarıyla 400 neyse işte CHP ile MHP'ninkini koyun 100 binden ne imza içerisinde ben 20 imzanın bulunabileceğine inanıyorum. Hatta şunu da söyledim. Ekmelettin İhsanoğlu'nun kendisinin de ben 3'üne kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü zorla güzellik olmaz. CHP tabanında ben umulan şeyi sağlayamadım. Genel merkezler yanlış yapmış olabilir. Genel başkanlar böyle bir şeyin iki dudaklarına bağlı olduğunu zannedebilir. Diyebilir ki ben söylersem taban buna %100'üyle uymak zorundadır diye düşünebilir. Ama Ekmelettin Bey 3'üne kadar çekilebilir. Başka bir aday belirlenebilir. Ben bunların sonuna kadar 3'üne kadar gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Evet. Bunun akla, vicdana, mantığa uygun bir şekilde sonuçlanabileceğine inanıyorum.
Peki. Çok teşekkürler hocam. İyi günler diliyorum. Sevgiler, saygılar efendim. Bir mukabele. Efendim bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Buradan ayrılsanız da ayrılmasanız da 5-10 dakika sonra görüşelim. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emekli Tümgeneral, Tümamiral Soner Polat amiralimizle balyoz davasından yeni tahliye oldu. Ve Dilek Akagün Yılmaz Hanımefendi ile Uşak Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce Süheyl Batum'da telefon bağlantısı yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili sohbetimizi sürdürüyoruz. Bu arada çok mesaj geldi. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Yani bunların %95'i destek mesajı. Yurt dışından, Almanya'dan, Fransa'dan ve yurt içinden muazzam bir mesaj bombardımanı geldi. Büyük çoğunluk Emine Ülker Tarhan Hanım'ın adaylığını, dün gece Süheyl Batum imzaladı ya şeyini sembolik olarak adaylığını. Emine Ülker Tarhan hanımefendiye muazzam bir destek geldi. Şaşırtıcı bir destek. Yani binlerce diyemem de binin üzerinde mesaj geldi. Tabii ki hepsini okuma şansım yok. Ben şimdi bu konudaki görüşünü Sayın Milletvekilimiz Dilek Hanım'a sorarken bir yandan hızla bakmaya çalışacağım. Arada da baktım çok mesaja. Mesajların çoğu destek mesajları. Yani konuştuklarınıza, sizin konuştuklarınıza destek. %100 katılıyoruz ve benzeri sözler. Bir de Emine Ülker Tarhan Hanım'ın adaylığına destek. Tabii ben yani İlhan Cihaner veya Süheyl Batum lafları da geçiyor. Öyle bir durum hasıl olur ki yani o imzalarda o olursa atmam, bu olursa atarım falan gibi durumlar olabilir diye. Bence adayı değil de önce şöyle başka bir adayın desteklenip desteklenmeyeceği konusu netleştikten sonra aday tespiti yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Biz bu konu gündeme geldiğinde tabii görüşebildiğimiz arkadaşlarımızla görüştük. Şöyle bir düşünce çıktı bizde. Pazar günü parti bunu YSK'ya verecek. Biz imzalamayacağımızı açıkça deklare ettik zaten. Daha sonra yani bu görüşmelerimiz devam ediyor. 20'nin üzerinde bir milletvekili ya da 20 civarında olursa milletvekili imzalamayan düşündüğümüz olası adaylardan birisinin öne çıkması konusunda bir hemfikir olduk. İşte onların içinde Emine Hanım var, İlhan Cahener vardı, Süheyl Hocam vardı. Yani hepsi bizim için olabilir. Yani hiçbir arkadaşımız da yani ne İlhan Bey, ne Emine Hanım, ne Süheyl Hocam. Yani ben öne çıkayım böyle bir düşünce yok. Çünkü bu düşüncenin öne çıkması yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek değerlerini savunan bir insanın öne çıkması. Süheyl Hocam böyle bir jest yapmış Emine Hanım için. Biz de destekliyoruz tabii. Yani gerçekten de bizim için de yani olabilecek insanlardan bir tanesi zaten. Tabii bu konuyu Emine Hanım'la çok ayrıntılı bir şekilde görüşmedik. Biz bir düşüncenin insanı çıksın diye hep beraber görüştük. Emine Hanım da bu işten onur duyar ben eminim. Ama tabii daha ayrıntılı olarak kendisiyle görüşmedik. Ama şunu bilsin insanlar. Biz gerçekten varız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet'in değerlerini savunacak bir adayın biraz önce Soner Bey'in de söylediği gibi bir alternatif adayın çıkartılması konusunda gerçekten biz varız. İsim hiç önemli değil, hiçbirimiz için önemli değil. Bu düşünceyi ifade edecek bir insanın olması. Emine Hanım da bunlardan bir tanesidir. Biz gerçekten büyük bir onurla arkadaşımızı destekleriz. Bunu bilmelerini istiyoruz. Ama önemli olan tabii yani bir 20 milletvekilinin bu konuda imza atmadan bu konuda kendisini ortaya koyabilmesidir. Biz şimdi onun için uğraşıyoruz. Öncelikle Hakan Bey en önce olay odur. Ondan sonrası zaten gelecektir kendiliğinden diye düşünüyoruz. Yani biz tabii insanların ben şeyde umutsuzluğa kapılmasını da istemiyorum. Diyelim ki 19 milletvekilinde kaldık. Olmadı böyle bir şey. Yani biz ideallerimizden vaz mı geçeceğiz? Mücadelemizden vaz mı geçeceğiz? Yani bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin laiklik, cumhuriyet, işte devrimcilik, devletçilik, bu ilkelerinden, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinden ve anayasanın
bize yüklediği yükümlülüklerden milletvekilleri olarak bundan vaz mı geçeceğiz? Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Ama tabii insanları rahatsız eden şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde bir ılımlı İslam geleneğinden gelen, bir AKP geleneğinden gelen aslında böyle bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da, daha doğrusu genel başkan tarafından da onaylanması. Bu rahatsız ediyor insanları. Yani bizi nasıl böyle bir çıkmaza sürüklersiniz? Nasıl böyle bir seçeneksizliğe sürüklersiniz? Ne hakkınız var buna? Bize gelen tepkiler böyle tepkiler. Hatta bizim arkadaşlarımızdan da, yani imza veren Ekmelettin Bey, imza verenler bile milletvekillerinden, yani ya olmaması gereken bir şeydi ama oldu. Artık işte ne yapalım, kül kövür, bunu bu imzayı vermek durumundayız şeklinde söyleyen arkadaşlarımız da var. Hiç kimse memnuniyetle değil. %100 tamam diyerek değil, bakın. Bütün arkadaşlarımız aynı şekilde. Onun içinde böyle bir seçeneksizlik ve böyle bir durumda bırakan önce genel başkanın gerçekten yani bir kendini gözden geçirmesi lazım. Yani bu tabii ki bundan sonraki süreçlerde parti içinde de bu şeyler olacaktır ama önce biz şunu istedik mesela 44 eski milletvekilimiz de dahil olmak üzere. Bu yanlış isimden vazgeçilsin. Vazgeçilmesini istiyoruz. Halen daha YSK'ya verilinceye kadar bu yanlış isimden vazgeçilebilir. Biz bunu görüyoruz. Diyelim ki vazgeçilmedi, bu devam ediyor. Biz de işte bir aday çıkartma yolunda bir adım attık. Şu da olabilir, hukuken bu mümkündür. İmza vermiş olan arkadaşlarımız çekebilirler imzalarını. YSK'dan da çekilebilir. Hukuken bu mümkün değil diye bir şey yok. Çekersiniz insanınızı çünkü tek adaya verebiliyorsunuz. Bir başka adaya da verebilirsiniz. Bu da mümkündür. Yani böyle bir seçeneksizlik 3 Temmuz'a kadar bunun yolu vardır. Hı. Ama tabii 3 Temmuz son tarihtir. 3 Temmuz'da artık karar verilecektir. Şimdi yani insanoğlu için imza veren birisi de imzasını tabii, geri alıp tabii ki çekebilir. Çekebilir. Yani hukuken mümkündür. Yani, o zaman siz mesela 17-18'de kalırsanız açık tutacaksınız. 3'üne kadar bekleyeceksiniz böyle bir imzaya gelen olur mu diye. Tabii ki bunu biz bunu yapmamız lazım. Çünkü insanların bizlerden beklentileri var. Yani şöyle diyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ülkenin değerlerini savunan birilerinin olması lazım. Yani biz bir direnç noktasıyız. Bu ülke açısından da bir direnç noktasıyız. Ülke üzerine oynanan oyun. İşte ılımlı İslam Cumhuriyeti. Bunu artık herkes kabul etti. Yani söylenmiş biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından. O zaman herkes havalara fırlamıştı. Nasıl sen Türkiye'ye laik, demokratik, çağdaş bir ülke olan Türkiye'ye böyle bir şeyi, bu elbiseyi giydirmeye çalışıyorsun. Şimdi ne yazık ki biz böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ben mesela Ekmelettin Bey'in adaylığının nasıl bir sonucu da olabileceğini tartışmak istiyorum. Şimdi şöyle bir sonucu oluyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da işte bu onun tabanındaki seçmenin laik demokratik çıkışlarını, reflekslerini törpülemek sonucuna yol açıyor. Artık bu ülkede yani işte gerçekten de bu laikliği, demokrasiyi, özgürlüğü savunan insanlarla bir yere gitme şansın yok. İşte bu İslam'ın daha ılımlısını, daha doğrusu şer'i hukukun savunucusu olanlardan biraz daha ılımlısını, biraz daha kavga etmeyenini, böyle birilerini bulmak lazım gibi bir yaklaşım içine giriliyor ki bu yani Türkiye Cumhuriyeti'ne giydirilen aslında bence ikinci bir çuvaldır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir seçeneksizlik olmaz. Şimdi ben şunu soruyorum bütün insanlara. Ya Tayyip Erdoğan'a oy verenler sadece onun İslami bir gelenekten gelmesinden dolayı mı oy veriyorlar? Bu mudur yani? Ona biz biliyoruz ki sizlerin de yaptığı anketlerden %80 oranında insanlar Atatürk'ün korunması gerektiğini, ulusal değerlerin, ulusal bayramların korunması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden nitekim Tayyip Erdoğan son 2 yıldır Atatürk'e devamlı sahip çıkıyor. Tabii, tabii bunu söylüyorlar. Yani şimdi Tayyip Erdoğan'a oy vermenin işte %10-15'i civarında daha çok işte dini istismar eden kesim diyelim. Ya da o konuda daha radikal olan kesim ama onun dışındakiler sosyal yardımlar, sürdürülen propagandalar, işte devlet olanaklarının kullanılması ya da mesela son 30 Mart seçimlerinde kullandığı propaganda neydi? İşte Türkiye Cumhuriyeti'ne, milli orduya, milli hükümete kumpas yapılıyor. Ben bütün bu işte faiz lobisine, vaiz lobisine, uluslararası güçlere direniyorum mesajını verdi. Bakın onunla toparladı. Bir bayrak reklamı verdi. Dikkat ederseniz bayrak etrafında herkesin toparlandığı. Halbuki o bayrağı yere düşüren Tayyip Erdoğan'ın kendisiydi. Yani işte Güneydoğu'da yere düşüren, bayrağın indirilmesine neden olan aslında kendisiydi. O bayrak reklamı
Yani kendisini toparlamak için, onu istismar etmek için yaptığı bir olaydı. Yani bu şeyleri kullanıyor Tayyip Erdoğan. Yoksa yani dini kullanmıyor. Genel olarak bunu kullandığını görmüyoruz. Şimdi bize böyle bir yanlış algıyla, efendim böyle bir işte İslam hukuku üzerinden, İslam üzerinden gidelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi laikliği savunmakla asla dinsizliği savunmadı. Bunu bir daha söylememize gerek yok. Bizim ülkemizin %99 insanı Müslüman. Yani Müslümanlıkla laiklik karşıtı şeyler değil. Aslında laikliği benimsemek demek bütün dinlerin ve mezheplerin özgürce yaşamalarını, ama tabii dini referansların devlet işlerinde hakim olmaması demektir. Eğitimin bilimsel olması, devletin çağdaş kurallarla yönetilmesi, ama herkesin de dini inancını yerine getirilmesinde özgürlüktür. Yani eğer siz laiklikten vazgeçerseniz, işte Orta Doğu'daki gibi işte laiklik asla anayasasında olmayan bütün ülkelerde olduğu gibi mezhep çatışmaları, din çatışmaları, işte IŞİD elemanlarının çatışmaları, yok IŞİD El-Nusra çatışması başlıyor. Şiilerle IŞİD'in çatışması başlıyor. Yani bunun yolunu açarsınız. Orta Doğu'daki bu çatışmanın sonucunda herkeste şu duygu gelişmişiyordu. Türkiye referansı laiklik Türkiye'nin. Bu çerçevede Türkiye'de bu türden mezhep çatışmaları, din çatışmaları olmaz fikri gelişirken, hadi bakalım Ekmelettin İslamoğlu gibi bir insan geldi başımıza. Bunun yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki bu refleksi yok etmeye yarayacağını ya da bunun amaçlandığını düşünüyorum ben. İkincisi de şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında çok ciddi bir Alevi seçmen vardır biliyorsunuz. Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini savunan bir seçmen vardır. Bu seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzaklaştırılması ve HDP'ye doğru yönlendirilmesi gibi bir sonuç olabileceğini ben görüyorum. Çünkü onlar HDP'ye, BDP'ye yani. Alevi seçmen. Tabii yani öyle yönlendirilmesin bir amaç olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum da Alevi seçmenin yani %10'u belki HDP'ye oy veriyor. Hayır, bu amaç bu şekilde yapılan ama bir şeydi. Ama vermezler. Bu şekilde yapılan bir şeydi. Yani ben bir kısmının yönelebileceğini gözlemliyorum. Yani gördüklerimiz de var. Alevi seçmenin %10'u Kürt, %90'ı Türkmendir. Biliyorum, evet. Onu biliyorum. Sadece şu seçeneksizlik içinde bırakıyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan mezhepsel yaklaşan bir adam. İşte IŞİD'e yardımcı oldu, pek çok işte Alevileri ayrıştırdı. İşte Reyhanlı'da ölenler bile Sünni vatandaşlarımız dedi. Hı hı. Yani işte Sivas katliamını davasında, hı hı, dava zamana şimdi uğradığında hayırlı bir iş olmuştur dedi. Yani Alevi seçmen ona karşı çok uzak bakıyor. Ama diğer taraftan Ekmelettin İhsanoğlu da yine Suudi geleneğinden gelen bir şey, yani o Sünni gelenekten gelen bir adam. Onların beslediği bir adam. El-Eser'de işte şekillenmiş bir insan. Yani böylesi bir insanın da işte Suudilerin de IŞİD'i desteklediğini, onlara destekler verdiğini, büyüttüğünü hepimiz biliyoruz. Bu durumda yani iki seçeneksizlik arasında bırakılıyor Alevi seçmeni. Ya sandığa gitmeyecek ya HDP'ye doğru yönelecek. Ben biraz bu işin işte sol kesim, sosyalist solun ve Alevi seçmenin de HDP'ye doğru yönlendirmek amacıyla yapıldığını da düşünüyorum. Böyle bir arka planda, yani bu böyle çok diyelim ki bizim genel başkanımız bunu düşünmez ama arka planda bunu önerenlerin böyle bir düşüncesi olduğunu da ben hissediyorum. Onun için de bizim bu alternatif adayı çıkarmamız çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gerçekten laikliğe, çağdaşlığa, özgürlüğe sahip çıkan bir kesimin olduğunu ve asla da teslim olmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi üzerine oynanan oyunlara da teslim olmayacağını görmeleri lazım insanların. Yani burada biz varız, bir alternatif sunuyoruz, seçeneksizliği ortadan kaldırıyoruz diyebilmemiz lazım. Bunun için de bizim o direnci göstermeye devam etmemiz lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğindeki seçmenini de korumak amacıyla bunu yapmamız lazım. Yani bu belki siyaseten, işte sizin dediğiniz gibi diyelim ki genel başkan diyor ki buna karşı çıkanların işte bedelini öderler, işte üzeri çizilir. Hiç önemli değil. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir mücadele olacak. Elbette bunlar kurultayda değerlendirilecek. Bu mücadele içerisinde de yani bizim direnç noktası
yapısı olduğunuz insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten sahip çıkacağını ben düşünüyorum. Onun için de çok önemli bu direnç. Bunun böyle bir tarihsel Cumhuriyet Halk Partisi tarihi ve ülke tarihinde de aslında tarihsel bir dönüm noktası olduğunu gözlemliyorum. Biraz da bizim direncimiz oradan kaynaklanıyor. Yani anlıyorum, biz tarihin yazılmasında bir şeyler yapıyoruz. Şimdi amiralime geçmeden önce izleyiciler çok istiyor da şu sembolik kağıda o zaman siz de yayında sembolik olarak bir imza atarsanız ikinci imza olmuş olacak orası. İmzaladı efendim. Dilek Hanım imzaladı. Dün akşam Süheyl Batum imzalamıştı. İki imza burada atılmış. Artık 18 imzayı da gayri gerisini siz bulun dermişim. Evet amiralim dinlediniz sayın milletvekilimizi. Dilek Hanım esasen böyle siyasal İslam çizgisindeki insanlarla müthiş sabırla mücadele ediyor. Başka kanallarda onu çağırdıkları zaman çok ilginç yerlerden yaklaşıyorlar. O da onlara çok başka ilginç yerlerden. Faul yaklaşınca onlar o da onlara faul yapıyor filan. Başa çıkamıyorlar pek. Onun için ilgiyle izliyoruz. Çok mesaj geldi. Çok. Emine Ülker Tarhan hanımefendiye o kadar mesaj geldi ki yani inanın menfi görüş yazan olmamış desem yeridir. Demek ki ben yani zaten ankette de gördüm onu ama şu 25 puanlık Cumhuriyet Halk Partisi oyunun eğer öyle bir aday çıkma durumu olursa birinci tur için söylüyorum 25 puanın 17-18 puanı sizin çıkarabilirseniz 20 milletvekilinin adayına verilecek. Tabii bu böyle bir şey olursa bu sadece CHP tarihinde değil Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Böyle bir ilki yapmaya bilmiyorum mecal ve moral var mı bu arkadaşlarda? Çünkü bunu başarırlarsa ilk kez bir siyasi partinin, genel başkanının, yönetiminin bir kısmının kerhen de olsa destek verdiği bir adaya karşı aday çıkarıp ve onlardan fazla oy almış olacaklar ve alırlar. Benim mesleğim bu, araştırmacıyım. Evet. Gerçekten birinci turda Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan fazla oy alırlar. MHP oyları ne olacak dediklerini duyar gibi oluyorum. MHP'nin 14 puanının, 15-16 da oluyor tabii zaman zaman. Bunların çoğu bir kısmı AKP'den, bir kısmı CHP'den geçiyor MHP'ye. Bir kere onların da bir 4 puanı, 5 puanı sizin adaya gelir. Neden? Şimdi insanlar MHP'nin bütün seçmenini çok muhafazakar falan zannediyorlar. MHP'nin 15 puanının 6-7 puanı muhafazakar, yani siyasal İslam'a daha yakın gibi duran ama geri kalan 8'i 9'u özellikle Ege ve Akdeniz'deki ve Trakya'da MHP'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da başta olmak üzere çok daha Atatürkçü bir çizgideki MHP seçmenidir. Nitekim belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da CHP adayına Mustafa Sarıgül'e %40 çıkarken MHP adayı 4,5 aldı, 5 aldı. MHP'nin oyu 5 mi İstanbul'da? Belli ki CHP adayına en az 6 puan, 7 puan MHP'li oy vermiş. İstanbul'dan bahsediyorum. Seçmenin %22'sinin bulunduğu İstanbul'dan bahsediyorum. Dolayısıyla MHP'den de bir 4-5 puan, CHP'nin 25 puanının en az 17'si, 18'i de orada olacağı için 22-23'ü bulur. Ekmeleddin İhsanoğlu ise 17-18'de kalır. Yani çok kaba bir hesapla söylüyorum. Böyle bir şey olsa rakamları milimetrik buluruz anketini yaparak. Vakit olsa şimdi de bulurduk da vakit yok. Yani zaman yetişmez. Ama bütün mesele burada bu kadar böyle binlerce mesaja ya da seslerini duyar gibi olduğum yüz binlerce insanın hadi ne olur dediğini duyar gibi oluyorum. Hadi ne olur yapın bunu, becerin yapın dediği şeye yapmaya cesareti olabilecek 20 tane adam var mı yok mu? Gerçekten onu göreceğiz. Göreceğiz. Yarın akşama göreceğiz onu. Zaten hayır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayına direkt hiç itiraz etmeden imza verenlere bir lafımız yok da böyle itiraz edip de kerhen falan diyerek ve bir çeşitli açıklamalar ve kılıflar bularak o imzayı atmış olanlar ileride herhalde çok ilginç fıkraların konusu olacaklar. Bana öyle geliyor. Yani hem itiraz edip hem istemiyorum hem hoşlanmıyorum ama hem de imzayı atıyorum yani Ekmeleddin İhsanoğlu için.
Bakalım siz sembolik imzayı attınız. Ne olup ne biteceğini herhalde pazartesiden sonraki hafta içinde, önümüzdeki 5 gün içinde göreceğiz. Şimdi bu konuyu yavaş yavaş kapatacağız. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz özellikle yeni adayla ilgili bir şey var mı? Yani yeni aday çıkarılabilirse ve bu Emine Ülker Tarhan işte daha çok talep görüyor ya da İlhan Cihaner olursa mesela silahlı kuvvetler emeklilerinin ya da muvazzaf subayların falan ciddi bir oyu var ayrıca. Onların oy şeyi benim araştırmacı olarak %98'i 20 milletvekilinin adayına verir gibi geliyor. Bilmiyorum sizin çevrenizdeki subay arkadaşlarınızdan denizci, havacı, karacı onların yaklaşımı nasıl olur? Tabii araştırmacı gözüyle sorunca bu soruyu, soru böyle geliyor. Sayın Bayrakçı, öncelikle Dilek Hanım'ın sözlerinden ben son derece büyük bir memnuniyet duydum. Acaba CHP eski devrimci köklerine geri mi dönüyor diye. Çünkü hatırlarsanız 35 Haziran kurultayında Atatürk'ün söylediği bir şey var, arasız devrimler. CHP karşı devrim tavizi verdiği zaman hep kaybetti. Evet. Dikkat edin, bir tek Ecevit'in bir çıkışı vardır ama Ecevit'in seçim jargonu da hakça bölüşüm, emeğe saygıdır. Yani devrimci bir nitelik taşıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Emine Ülker Tarhan hanımefendiye Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında büyük bir ilgi var. Ve çok seviliyor. Tabii ben bunu bütün silah arkadaşlarım adına söyleyeyim ama ben yakın çevremde böyle bir eğilimi tespit ettim. Hatta daha bu aday belirlemeden önce kendi aramızda da böyle cezaevi koğuşlarında konuşuyorduk. Yani keşke Emine Ülker Tarhan hanımefendiyi CHP aday gösterse. İnşallah aday gösterilir. Ve bu süreç başarılı olur. Ben çünkü şöyle söylüyorum. Emine Ülker Tarhan hanımefendinin kazanıp kaybetmesi önemli değil. Bu şekilde seçime girmek demek CHP'nin köklerine geri dönmesi demektir. Burada eğer bu şekildeki bir hareket kaybederse rakibine değil kaderine yenilmiş olur Montaigne'in dediği gibi ve önü açık olur. Bu arada Soner Yalçın'a telefon bağlantısı hazır mı acaba? Cumhurbaşkanlığı konusunu geçmeden Soner Bey'le Cumhurbaşkanlığı konusunu konuşmak istiyordum. Şimdi o konuda ben bir iki şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Eksik kalan bir iki şey daha vardı. Şimdi tabii insanlar, tabanımızdaki insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da AKP'ye karşıtı olan insanlar, yani siz Ekmelettin Bey'e niye karşı çıkıyorsunuz sözlerini çok fazla duyduğumuz da oluyor. Şimdi çok fazla araştırmadıkları için belki, yani bizim kadar her kaynaktan yararlanma şansları olmadığı için o konuda bir iki şeyi daha söyleyeceğim, onu kapatacağım. Şimdi bakın, 2004 yılında Ekmelettin İhsanoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri olarak seçiliyor Haziran ayında. Haziran ayında bir bildiri, sonuç bildirisi yayınlanıyor. Sonuç bildirisinde Avrupa Birliği'nin kadınlara uygulanan taşlanarak öldürme rejimi uygulamasına karşı eleştirileri var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesi İhsanoğlu'nun seçildiği dönemde bu rejim uygulaması bizim şeriat, şer'i hukuktan ve kendi iç hukukumuzdan kaynaklanan bir uygulamadır. Siz buna karışamazsınız bakın. Yani şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapısı ve İhsanoğlu'nun da bu konudaki yaklaşımını da aslında sergileyen bir şey. Bir şerh yok bu konuda, bir muhalefet yok. Şimdi böyle bir şey söyleniyor. Şimdi onun ötesinde mesela... Ya Dilek Hanım çok özür dilerim. Biz stüdyodayız. Hatta bekletiyoruz. Bir telefon konuşmamızı yapalım, tamam, sonra kaldığımız tamam, yerden devam edelim. Peki. Kusura bakmayın. Necla Arat hanımefendi hattımızda, doğru mudur arkadaşlar? Merhaba Necla Hanım, nasılsınız? Merhabalar Sayın Bayrakçı, teşekkür ederim. Sizi, konuşmacıları ve değerli izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. İzliyorum programı. İlginç bir program oluyor. Aslında ben Dilek Hanım'a ve Sayın Polat'ın söylediklerinin büyük bir kısmına katılıyorum. Ama benim burada dile getirmek istediğim başka bir şey var. Aslında bu konuyla ilgili pek derin analizler yapıldı. Adayın niteliği, adayın taban tarafından, CHP tabanı tarafından niçin kabul edilmediğine ilişkin görüşler öne sürüldü. Ama şimdi öyle sanıyorum ki gündemde simgesel yahut sembolik imza diye adlandırılan imzanın artık gerçek bir imza ya dönüşmesi olayı var.
Şimdi biz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa, Eskişehir, Adana, Antalya, daha sayabileceğim pek çok yerdeki kadın kuruluşları ve kitle örgütleri arka arkaya toplantılar yaptık. Eğilim yoklamaları kendi aramızda yaptık ve en son geçtiğimiz Perşembe günü yapılan bir eğilim yoklamasında Sayın Emine Ülker Tarhan'ın adı neredeyse %50'ye yakın bir oy sonucuyla karşımıza çıktı. Zaten kendisini eskiden beri takip ediyor, tanıyor ve beğeniyorduk. Ve Mustafa Kemal'in Çankaya'sına bir kadın cumhurbaşkanı da ne kadar yakışır düşüncesini paylaşıyorduk hepimiz. Bu durumda bizim ricamız değerli milletvekili arkadaşlarımızdan 20 tanesinin ve belki de 30 tanesinin bu aday doğrultusunda çalışmaları sürdürmeleri. Çünkü bu tartışmalar uzarsa zaman çok hızlı geçiyor. Önümüzde görüyorsunuz 2-3 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde yapılacağı karar verdikten sonra adayın desteklenmesi ve nasıl bir çalışma programının yapılacağını da belirlenmesi gerekiyor. Yani somut ve pratik bir sonuca varmamız gerekiyor. Simgeden doğrudan doğruya eyleme geçmeyi istiyor kadın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri. Ve öyle sanıyoruz ki Türkiye'nin her tarafından kadınlar ve gençler Emine Tarhan Hanımefendi'ye büyük bir coşkuyla ve sevgiyle desteklemek için şu anda hazırlar. Bu coşkuyu, bu sevgi selini bizim önüne set çekerek durdurmamamız gerekiyor kanısındayım. Aslında tabii böyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşamsal ödevi olan laikliğin korunması konusunda ve dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş yüzünün gösterilmesi konusunda da önemli bir simgesel değer taşıyor. Bu bağlamda ricamız sayın milletvekillerimizden, biz inanıyoruz ki tabii bu 20 milletvekili veya sayıları kaç olursa olsun her biri o makama layık olan insanlardır ve Türkiye'de yüzlerce, binlerce o makama layık olan Atatürkçü, demokrat insanlar da vardır. Ama önemli olan burada bir an evvel sonuca ulaşmaktır ve halk bu sonucu bekliyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Necla Hanım? Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Peki, çok mersi. Sağ olun. Evet, kusura bakmayın Dilek Hanım. Sizin sözünüz kesildi. Şimdi bir şey daha örnek vereceğim. Sinan Meydan'a çok teşekkür ederiz. Kitaplarını incelemiş ve bir yazı kaleme almış. Kendisiyle de görüşmüştüm ben bu konuda. Ekmelettin İhsanoğlu'nun kitaplarını. Bakın, dil devriminde bir karşıtlık var. Orada diyor ya Ekmelettin Bey, ben Cumhuriyet kazanımlarında benim Cumhuriyet'le bir sorunum yok. Ama sorunu olduğu anlaşılıyor. Diyor ki işte bu harf devrimi sırasında kelimeler... Osmanlı Türklerinin kendi türettikleri kelimeler etnik tasfiyeye tabi tutulmuştur. Özgürlük, uygarlık ve bağımsızlık gibi bize has legüistik bakımdan hilkat garibeleri olan ve herhangi bir Türk lehçesinin olmadığı gibi sözleriyle, yani bizim dil devrimimizi özgürlük, uygarlık ve bağımsızlık gibi, yani gerçekten artık içselleştirmiş olduğumuz ve yani Türkçenin arılaşması, yani kullanılır olması, halkın anlayabileceği bir dil haline gelmesini çok önemsediğimiz, Atatürk'ün önemsediği, yani devrimlerimizden bir tanesi olan dil devrimini hilkat garibesi olarak değerlendiren bir adayımız var şu anda. Hani benim sorunum yok diyor. Birkaç tane daha aslında örnek de verebiliriz. Yani Jön Türkleri verdim. Mesela bir tanesinde diyor ki, ülkeleri şöyle ayırıyor. Bir laik ülkeler, katı laik ülkeler, bir katı İslamcı ülkeler. Bir de üçüncü yol olarak anayasalarında İslam hukukuna yer veren ülkeler. Yani şimdi anayasanda eğer sen devletin kurallarını din kurallarına göre belirliyorum diyorsan, bu laiklik değildir. Bu, yani İslami kurallara göre yönetileceğim demektir. Bunun anlaşılması için ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Nedir o zaman? Ceza hukukunu sen ona göre belirleyeceksindir. Hırsızlık yapanın elini keseceksindir. Aldatan kadını rejimle öldüreceksindir. İşte miras hukuku açısından kadın bir hisse alırken erkek iki hisse alacaktır. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denk gelecektir. Kadının çocuğu üzerinde velayet hakkı söz konusu olmayacaktır. İşte Arabistan'da olduğu gibi araç kullanacak mı kullanmayacak mı, bunu bile tartışır hale geleceksin. Yani şimdi İslam hukukunun, daha doğrusu şer'i hukukun getirdiği kurallar bunlardır. Yani bunlara bizim insanlarımız evet diyecekler mi?
böylesi bir şey evet diyecekler mi? Yani siz eğer anayasanın 28 yılında biz anayasamızı laik bir anayasaya dönüştürdük. Devletin dini İslam'dır yerine devlet laik, çağdaş, demokratik bir yapıdır diye biz bunu anayasamıza koyduk. Eğer yeniden anayasada devletin dini İslam'dır ve İslam hukuku kuralları uygulanır gibi bir şey koyarsanız siz işte o orta çağa yeniden geri dönmüş olursunuz. Yani şimdi Ekmelettin Bey son dönemdeki söylediği sözlerle bize tanıtılmaya çalışıyor. Ama son dönemdeki sözleri değil, kendisinin de belirttiği gibi kitaplarını okuyarak onu tanımak lazım. Biz de kitaplarını okuduğumuzda işte gerçekten cumhuriyet değerlerine, devrimlere çok da saygılı olmadığını görüyoruz. O nedenle de biz Ekmelettin İhsanoğlu bizim açımızdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı açısından bizim oy verebileceğimiz bir insan değildir. Ona imza verebileceğimiz bir insan değildir. Bunu bu şekilde bitirmek istiyorum. Bir de Hakan Bey siz şeyi biliyorsunuzdur. Yani Fransa örneğini geçen gün bir milletvekili arkadaşımız anlattı. O halk seçsin, işte adaylar gösterilsin falan çatı aday sözleri olduğunda nasıl yapıyorsunuz diye işte Fransızlarla görüştüm dedi. Ve aynen şöyle demişler. İlk şeyde belki biz bir hata yaptık burada, onu bir anlatmak lazım. Çatı aday hepimizin böyle yürekten desteklediği bir şeydi ama Fransızlar şöyle yapıyorlarmış. Partiler işte ilk turda herkes kendi adayını çıkaracak ama ikinci turda karşı partinin mesela MHP, CHP diyelim. İkinci turda karşı partinin adayına oy verip veremeyeceğini teyitleşmesini yapıyorlar. Başarıyı öyle kazanıyorlarmış. İlk turda kendi adayını çıkartıyorsun. Örneğin işte şahsını çıkardın. İkinci turda sen buna biz kalırsak eğer bu turda ona destek verebilir misin? Bunun görüşmelerini yapıyorlarmış. Yani demek ki doğrusu bu olabilir diye düşünüyorum. Yani bu böyle popülist, böyle yapıyorlar evet diyorsun. Popülist bir yaklaşımla biz işte efendim çatı adayı olsun, ortak adayı olsun falan dedik ama yani bir de yaşanan bir gerçek var. Tabii biz Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından belirlenmesin, aslında başkanlık sistemine doğru giden ve parlamenter sistemden vazgeçmeye dönük bir yapılandırma olduğunu söyledik ve 2007'de hayır oyu da verdik biliyorsunuz referandumda. Yani Cumhurbaşkanı'nı halk seçince çok demokratik falan bir şey olmuyor. Aksine bir kişiyi yetkilendirmiş oluyorsunuz siz. Başkanlık sisteminin de yolunu açacağız diyorlar. Yargı yetkisini, yasama yetkisini, neredeyse yasamayı da ve yürütmeyi de bir kişiye bağlamış oluyorsunuz. Bu demokrasi falan değil. Asla anladım. Değil. Bu algı yanılmasını bir ortadan kaldıralım ama demokratik olsa bile diyelim ki yargı gerçekten bağımsız oldu. Cumhurbaşkanı'nın yüksek mahkeme üyelerini belirleme yetkisini aldınız elinden. Gerçekten bağımsız oldu. İşte meclisi feshedememe yetkisini de koydunuz. Ama yani o zaman dahi yapılması gereken şey ikinci turda birliktelikleri sağlamak. Hep dendi ki Yalova örneği. Yalova örneği ikinci tur örneğidir yalnız. Dikkat edersek evet. İlk turu yapılmıştı. İkinci turda o birleşme sağlandı. Yani bir de böyle bir şimdi, uygulamanın evet, olduğunu da anlatmak istedim ben. Söylediğinizi size. Şöyle daha matematik şöyle özetleyeyim. Oyların bölünmesinden bahseden vatandaşlarımız var. Özellikle CHP-MHP seçmeni arasında. Bu sistemde oyların bölünmesi söz konusu değil. Çünkü ilk seçimde en çok oyu alan iki kişi ikinci bir kez 15 gün sonra bir daha arasında seçim oluyor. Dolayısıyla Fransa'dan Dilek Hanım'ın örnek verdiği örnek de şu örnek. 7-8 aday çıkıyormuş efendim. Çıkıyor nitekim. İşte onlardan en yüksek alan, en kuvvetli rakibe karşı kimse, diğerleri onu destekliyormuş o turda. Çünkü bu tam tersi, yani oyların bölünmesi değil, oyların artırılması oluyor. Şunu da diyebiliriz. Yani şimdi diyelim CHP-MHP'nin bir ortak adayı var, Ekmelettin İhsanoğlu. CHP'li milletvekilleri, belki birkaç MHP'li de katılabilir, çok zor ama. Yok onlar teyitsiz verdiler imzaları. Evet, çekip imzayı belki verir diye düşündüm de yok olmaz yani çok zor. Bir başka aday çıktı, hatta bir başka aday daha çıktı. Şimdi bu dört aday arasında seçime gidildiği zaman, yani bunlar çok bölündüler, hadi ben Tayyip Erdoğan'a vereyim diye olan birisi olmaz. Böyle bir oy kullanma davranış biçimi yoktur. Tam tersi seçenek daha çok olunca o karşı adaylar arasında oylar sayılır, dökülür. En çok alan kim? İşte birinci parti. İkinci kim olduysa onunla seçime girecektir birinci parti. Yani iki aşamalı seçim olduğu için oyların bölünmesi söz konusu değildir. Bunu unutalım. Sadece aday çeşitliliği olsaydı daha bile zengin olurdu.
Hatta bu iş şöyle bile olsa daha orijinal olurdu. MHP adayını çıkarsaydı, CHP adayını çıkarsaydı, sadece aralarında Dilek Hanım'ın anlattığı, Fransa'da olduğu gibi, yani ben ikinci olursam sen benim adayıma oy verir misin, destekler misin? Ya da sen ikinci olursan ben senin adayını destekler miyim? Anlaşmasını yapsalardı daha da bir güzel olurdu. Çünkü seçenek çoğaldıkça AKP'ye oy veren seçmenin de dikkati dağılıyor. Yani belki birkaçı dönüp verebiliyor. Mesela Emine Ülker Tarhan kadın diye dönüp AKP'li bir kadın seçmen Emine Ülker Tarhan'a oy verebilir gibi. Bu arada bir kez daha tekrar edeyim. Çok biraz zor bir ihtimal görüyorum ama gerçekten bunu başarabilen bir 20 kişi olursa ilk kez bir siyasi parti yönetim hegemonyasına kafa tutabilen, karşı çıkmış ve adayı da halk tarafından tahsip gören 20 kişi olacaklar. Bunlar bir çeşit çok ilginç bir başarı imza atmış olacaklar. Ama ben kendi adıma hemen şunu ilave edeyim. Bu konuya biz de elimizden geldiğince, işte dilimiz döndüğünce herkese anlatmaya çalıştık. Ama böyle bir olanak olmadı. O zaman dönüp elbette Ekmelettin İhsanoğlu'nu herkesin desteklemesini önereceğim doğal olarak. Yani vay dediğimiz olmadı diye oy kullanmayın, yanlış bir davranıştır efendim. O konuda bir şey söyleyeyim ben. Buyurun. Yani aklıma gelen bir şey daha. Şimdi bizim alternatif bir aday çıkarmamız gerçekten de çok farklı bir şey yaratabilir. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'nu benimsemeyen bir grup var işte. Evet. Ki Alevilerden farklı sesler var, sosyalist soldan farklı sesler var, CHP'nin içinden farklı sesler var. Ulusalcılardan var. Yani evet bizlerden de bizi de söyleyince ona hiçbir şeyim yok, itirazım yok. Ama yani bu aday gösterilmez ise, alternatif bir aday çıkmaz ise, bir kısım insan sandığa gitmezse eğer, tehlike asıl orada. O zaman işte çok daha az bir oyla Tayyip Erdoğan birinci turda seçilebilir. Yani seçmen sandığa gittiğinde AKP'nin yüzdesi, Tayyip'in yüzdesi düşecektir. Onun için yani alternatif bir aday çıkarmak gerçekten de Türkiye'nin geleceği açısından... Kullanılmış oya dediğini artıracaktır. Tabii. Türkiye'nin geleceği açısından yani çok daha nitelikli bir şey olacaktır. Çünkü yani bu aslında diyelim ki Ekmelettin İhsanoğlu bu tepkiler nedeniyle aslında Tayyip'e altın tepside şeyi sunmaktır. Yani Cumhurbaşkanlığı sunmaktır. Onun için alternatif aday çıkarmak aslında bir zorunluluktur bana göre. Ben yok, öyle matematik yani. Olarak dediğinizi şöyle ben de izah edeyim. Tercüme etmeyeyim de bir kez de ben şöyle bir katkıda bulunayım. Evet. Demek ister ki Dilek Hanım, tek aday çıkılırsa diyor Tayyip Erdoğan'ın karşısına, o adayı beğenmeyenler sandığa gitmeyebilir. Böylece yüzde olarak gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları artar. Matematik olarak bu böyle. Ama bir başka aday da ilave edilip karşısındaki oylar bölünerek bile olsa arttığı zaman %50'yi geçemez. Yani ilk turda kazanamaz diyor ki çok doğru. Doğru bir matematik yani. Aslında bunu da taktik olarak CHP ve MHP yönetimleri yapabilirlerdi. Şu bir gerçek ki bir acemiliklerine geldi. Şunu herkesin anlaması ve kabul etmesi gerekir ki başta kendileri olmak üzere. Gerçekten acemiliklerine geldi bu iş. Çünkü Türkiye'de ilk defa böylesine bir seçim yapılıyor. Yani eğer bu hesapların incesine girilseydi, Fransa'da ne yapmışlar, bilmem nerede ne yapmışlar, incelenip çeşitli matematik denklemler uygulanabilseydi, çok daha işlerini kolaylaştırabilecek denklemler vardı ve Tayyip Erdoğan'ın gerek birinci turda gerek ikinci turda seçilmesini çok zorlaştıracak önlemler alabilirlerdi ama bu seçeneklerden en zorunu seçtiler. Yani kendi seçmenlerine, özellikle CHP için söylüyorum, çok ters düşen bir adayı aday göstererek en zor seçeneği, en heyecanlı seçeneği seçtiler. Ben demin onu diyordum. Eğer başka bir aday çıkmazsa o zaman ben oy vermeye gitmem diyenler olabilir, saygı duyarım ama yine de oy vermeye gitmek lazım. İşte o zaman eğer sizler bir aday çıkaramazsanız, ben örneğin kendi adıma söyleyeyim, muhalefetin karşısındaki Ekmelettin İhsanoğlu'na oyumu ben veririm. Herkese de bunu öneririm. Çünkü öbürüsü çok daha başka sıkıntılar getirir. Birinci turda seçilmiş bir Tayyip Erdoğan, 53-55'le seçilmiş bir Tayyip Erdoğan, o zaman kendini çok daha fazla güçlü hisseder.
seçmen başkanlık sistemini istemiyor ama ona rağmen başkanlık sistemini getirmek için birkaç yıl içinde planlar yapabilir. Çünkü Başbakan Erdoğan 2-3 yıldır bu konuda anketler yaptırıyor. Her konuda yaptırıyor da. Şimdi CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ben anket şirketlerine güvenmiyorum. Hiçbir zaman da güvenmedim dedi. Açıklaması bu. Ama niye adaylarımızı anketle belirliyoruz dendi? Tabii canım. Hayır, o ayrı bir vaziyet de. Hadi o başka bir gaf da zaten. Ama yani 1,5 yıldır adayları anketle belirleme kararı alıyorsun. Eskiden beri güvenmemiştim diyor bu arada. Yani bir şey soracağım Hakan Bey. Siz o aday gösterilmeden önce herhangi bir şekilde bir kamuoyu yoklaması yapıldığını Ekmelettin Bey ile ilgili duydunuz mu? Hayır. Hayır. Yapamadın değil hayır. Mi? Yani böyle bir biz şey de yapmadık, başkası da yapmadı. Yani böyle bir yoklama da yani kamuoyu hayır. yoklaması da olmadığı için. Yani çok riskli bir şey. Yalnız bir de şöyle bir şey söyleniyordu, ben size söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Devlet Bahçeli işte bu 2007'deki Cumhurbaşkanlığı krizinde Abdullah Gül'ün seçilmesine destek verdi. O konuda bir şey yaptı. Şimdi de böyle çatı aday şeyi böyle popülist bir şekilde çatı aday gündeme getirildi. Bunun artısı eksisi düşünülmeden gündeme getirildi. Ve sonuç olarak bu sefer bu çatı aday meselesi bu yanlış stratejiden dolayı şey olacak. Yani Tayyip Erdoğan'ın işine yarayabilir diye korkuyoruz. Yani hani istese de istemese de Devlet Bahçeli neredeyse öyle bir sonuca doğru Türkiye'yi götürüyormuş gibi bana geliyor. Doğru çünkü yapıyor gibi üçgen, duruyor ama. Üçgen falan çizdi, bir şeyler yaptı insanlar. Herkes böyle bir ona bir şeyle baktı. Ama doğru bir şey olmadığını yaşayarak görüyoruz biz bunu şimdi. Evet. Şimdi yani aslında seçmenin, CHP'li seçmenden bahsediyorum ki bu işte 25-26 puan diyelim. CHP'li seçmen eğer sizler bir aday çıkaramazsanız yani CHP'nin seçmeninin huzuru gönülle ve bir kısım MHP seçmeninin huzuru gönülle oy verebileceği birine aday çıkartmazsanız diğer adaylar sandığa gitsin yine de muhalefet adayını desteklesin diyorum ben kendi adıma. Çünkü demin de onu söylüyordum. Başbakan 3 yıldır başkanlık sistemiyle ilgili anketler yaptırıyor. Birçok konuda da yaptırıyor da. Adam sırf anketlerle hareket ediyor. Bu konuda gerçekten fersah ileri diğer partilerin genel başkanlarına oranla. Demin de onu diyordum. Bizimkiler ben ankete inanmıyorum diyor. Ben anketlere hiçbir zaman güvenmedim diyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan devamlı her ay 3-4 tane anket yaptırıyor. Bize değil, başka güvendiği şirketlere yaptırıyor. Ama yaptırıyor ve ona göre de hareket ediyor. Yani başarısı sizin de dediğiniz gibi sırf dindarlığından falan gelmiyor. Adam bu işleri iyi biliyor. Bir kere ankete inanıp inanmamak sizin keyfiyetinizde değildir. Sizin keyfinize bağlı değildir. Anket son 75 yılın bütün dünyada uygulanan bir gerçeğidir. Anket kaçınılmaz bir kamuoyu fotoğrafını çeker size. Ve anket dediğiniz şey sizin güvenip güvenmemenizle hiç ilgisi olmayan bir şeydir. Siz sabaha kadar güvenin veya güvenmeyin. Anket toplumun ve bütün dünyanın, gelişmiş bütün dünyanın Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yararlandığı, faydalandığı ve bilimsel bir meslektir üstelik. Bilimsel yapılırsa ama. Tabii ki bilimsel canım. Bilimsel yapılmazsa tabii onu böyle söylüyorum. Yönlendirmeye dönük yapılırsa ya elbette bizim yerel seçimlerde yaşadığımız tabii ki, uyduruk. Tabii. Tabii yapılmış ki. Gibi yapılan. Elbette Dilek Hanım aksini nasıl savunur? Evet, o da yani 2011 seçimini incitti yani. Örneğin bizim şeyimiz Sonar milimetrik bildi. Böyle bilen şirketlerin öngörüsünden ya da çalışmalarından faydalanmaktan bahsediyorum. Başka şirketler de var bu yönde. Laf şurada. Başbakan bundan yararlanıyor. Kime yaptırdıysa bu konudaki anketi bir türlü başkanlık sistemini halkın istemediğini gördü. Hem de %66 ile 68'de falan istemiyorlar. Üstüne gitti, sevdirmeye çalıştı, bir daha anket yaptırdı. Acaba başarılı olmuş mu diye. Yine 65 çıktı. Yani %65'i Türkiye'nin istemiyor başkanlık sistemini. Şu mevcut parlamenter sistemin devamını istiyor. Tabii bu oranları yani bazı başka partilerin genel başkanları bilmez bile bu oranlardan. Haberi bile yoktur. Halbuki siyasi sistem bu oranlarla yürüyor. Parlamenter sistemin de daha demokratikleşmesini falan istemiyor mu halkımız? Şimdi bu soruya yani Tayyip Erdoğan'ın isteği başkanlık ya. Acaba halk istiyor mu diye özellikle bunu öğrenmeye çalışıyor. Halk inatla istemedi 3 yıldır.
hangi anketi yaptırdıysa istemiyoruz çıktı. Yani halkı yönlendirmeye çalıştı, kampanyalar yaptı, gizli kampanya dediğimiz televizyonlardan filan. Bir türlü olmadı, başaramadı. Şimdi başkanlık sistemiyle değil artık, hangi yoldan gidecek bilmiyorum. Ama 12 yıldır onun orada başbakan olarak kalmasında sadece dindarlığı filan değil, yani böyle takiye adamları aday yaparak filan değil, anketlere ve araştırmalara bakmasıyla da, incelemesiyle de mümkün oluyor. Bir kısa ara daha veriyoruz efendim. Tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Efendim tekrar merhaba. Bir kısa dedik ama uzun aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yayını uzattık biraz, konu hassas diye. Çünkü hepimizi şaşırtan bir mesaj bombardımanı var. %90'ı da muazzam destek geliyor. Yani ben canlı yayınlara 20 yıldır katılırım. Gerek kendi moderatörlüğünü yaptığım ya da konuk olarak katıldığım programlarda bu kadar mesaj geldiğini hiç görmemiştim. Binlerce diyebiliriz. Çeşitli Alevi derneklerinden de çok sayıda telefonla arayan, mesaj yazan hepsi çok yoğun bir şekilde bir ilgi gösterdiler bu konuya. Programımızı efendim yeni açanlar için söylüyorum. Emekli Tümamiral Sayın Soner Polat Beyefendi ve Dilek Akagün Yılmaz Hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili ile sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada sohbete başlamadan önce dün gece burada Süheyl Batum bir imza atmıştı. Siz de biraz önce bir sembolik imza attınız. Şimdi bir üçüncü konuğumuzla telefonda bağlantı kuracağız. Bu arada bir mesajlardan bir tanesine behemal, ivedilikle cevap vermek istiyorum. Sayın Sami Toprak demiş ki, üçüncü aday söylemden çıkıp somuta dönmüş iken, İmzacılar ortaya çıkmış iken pişmiş ata aşa su katıyorsunuz demiş bana. Dedim ya üçüncü bir aday çıkmazsa Ekmeleddin İhsanoğlu'na CHP ve MHP adına destek vermek lazım diye. Efendim ben bu konuyla ilgili neler yapıp neler yapmadığımı çok bilen var. Bir de Allah biliyor, bir de ben biliyorum. Bu fuzuli ve gereksiz yorumunuzu yanlış yaptınız. Gerek yok. Neyin nerede nasıl söyleneceğini ben bilirim. Eğer 20 kişi bir imza toplayamazsa o destek devam etmeli dedim. Ne demeliydim yani? Oy vermeyin ya da gidin Tayyip Erdoğan'a oy verin mi demeliydim. İster vazife icabı olsun, ister vicdanen olsun. Elbette onu söylemek zorundayım. Evet, telefon hattımızda Ümit Özgümüş var. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili. Ümit Bey yıllar öncesinden de tanıyorum. Ümit Bey merhaba, bizi duyabiliyor musunuz? Ümit Bey duyabiliyor musunuz acaba? Hatta mı Ümit Bey? Ümit Özgümüş, Adana Milletvekili. Arkadaşlar o zaman bir kapatalım, bir daha arayalım. Evet. Bekleyeceğim. Birkaç dakika bekleyeceğim. Şimdi efendim mesaj tabii o kadar çok ki. Bu mesajların bir kere bir binlercesini işte Emine Ülker Tarhan'a destek veriyorum. Çok mutluyum. Emine Ülker Tarhan hanımefendi ile ilgili muazzam bir destek geldi. Ve bunlardan yarıdan çoğu da Cumhuriyet Halk Partililer. Yani üye ya da CHP'ye oy veren insanlar. Yani ola ki işte İşçi Partisi ağırlıklı olursa ya da başka bir parti değil. İşçi Partililer zaten direkt böyle bir aday çıktığında ona destek verecekler. Fakat çok CHP seçmeni hararetle böyle bir adayı bekliyor. Bu arada yine bir baba yiğit, bir milletvekili. Ümit Bey merhaba, şimdi duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ümit Bey dinlediniz mi yayını, yoksa bir kısa özet yapayım mı? Lütfen, çünkü ben reklamdan sonra girebildim. Anladım.
Şimdi üçüncü bir aday için, daha doğrusu CHP'den çıkabilecek ikinci bir aday için konuşuyoruz. Hatta burada sembolik olarak iki imza atıldı. Süheyl Batum ve Dilek Akagün Yılmaz hanımefendi. Biz imzacıyız dediler, sembolik olarak imza da attılar. Siz de CHP milletvekilisiniz. Bu konudaki tutumunuz nedir? Ekmelettin İhsanoğlu'nu mu desteklersiniz? Yoksa aday çıkacak olursa, hatta çıkmayacak olursa da bu 20 imzacı milletvekili arkadaşımızla birlikte misiniz? Bir görüşlerinizi alabilir miyiz efendim bu konuda? Tabii ki. Öncelikle bir görüşlerimi aktarayım. Ondan sonra üçüncü adaya gelelim. Ben Ekmelettin İhsanoğlu adının adı açıklandığı günden itibaren bu ismi desteklemeyeceğimi ve Cumhurbaşkanlığı aday için de imza vermeyeceğimi çok net başında ve çok net olarak ilk başlardan söyleyen bir milletvekiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olduğu iddia edilen gruplardan herhangi birisine mensup değilim. Ben bağımsız, kendi başına hareket eden bir insanım. Onun için kendi inandığım şekilde davranmaya devam edeceğim. Burada aslında milletvekili olurken meclis kürsüsünden ettiğim yemine sadık kalıyorum. Orada ettiğimiz yeminde iki tane ana unsur var. Bir tanesi anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasa partilere veya genel başkanlara bir tane Cumhurbaşkanı adayı belirleyin, onları da götürün milletvekillerine söyleyin, onlar da destek versinler demiyor. Hangi partiden olursa olsun 20 milletvekili bir araya gelerek bağımsız olarak 20 sayıyı bulabiliyorsanız bir milletvekili adayı gösterebilirsiniz diyor. Onun için ben anayasaya sadakatten ayrılmayacağımı söz vermiştim. Yine ayrılmıyorum, bireysel olarak hareket ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Daha önemlisi, ikincisi, ben yine milletvekili olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım konusunda şerefim ve namusum üzerine yemin ettim. Milletvekilliğim bitene kadar da bu ettiğim yemin, hayatım boyunca, onu yanlış söyledim, hayatım boyunca bu ettiğim yeminin arkasında duracağım. Ama milletvekili olurken yemin ettiğim için de ben Atatürk ilke ve devrimlerine inanmayan, benimsemeyen bir cumhurbaşkanını da desteklemeyeceğim. İmza atmadım, atmayacağım. Şimdi üçüncü bir aday çıkar mı? Emine Hanım'ın adı geçiyor. Sayın Emine Ülker Tarhan gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışabilecek. Atatürkçü, cumhuriyetçi, layık, modern, çağdaş, bilgisi, birikimi olan, çok da sevdiğim bir milletvekili. Kendisinin aday olup olmadığını henüz bilmiyorum, duymadım. Eğer üçüncü bir aday çıkmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer partilerden artık çıkmaz. Çünkü bir aday için, imza verileceği için bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin imza atmayan milletvekilleri kaldı. Üçüncü adayı çıkarabilecek. Eğer üçüncü aday çıkmazsa, son zamanlarda yaptığım bütün görüşmeler, bana gelen telefonlar, yaptığım bütün çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok önemli bir bölümünün sandığa gitmeyeceğini görüyorum. Hem yurt içerisinde hem yurt dışında. Şimdi öyle olunca bir başka aday çıkmazsa bu matematiksel hesap olarak çok net biçimde birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'yi geçip Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyor. Yani zaman zaman bize de üçüncü aday çıkarırsanız bölücü olacaksınız diyorlar ama yani bölücü olarak aslında Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına yardım edeceksiniz diyor ama matematik böyle söylemiyor. Matematik tam tersini söylüyor. Eğer üçüncü bir aday çıkmazsa birinci turda Recep Tayyip Erdoğan %50'yi geçerek seçilir. Genel olarak benim görüşüm bu. Evet. Ayrıca şimdiye kadar imza vermedim. Yarın saat 5'e kadar mı? Bugün saat 5'e kadar yanılmıyorsam süre verilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi tarafından imza da vermeyeceğini çok açık biçimde buradan açıklıyorum. Anlıyorum. Sayın Özgümüş, şimdi pazartesi, salı günü muhtemel ki, daha doğrusu yüz binlerce insan umut ediyor ki işte bir üçüncü bir aday, yani CHP'nin çıkaracağı, CHP seçmeninin huzuru gönüllü oy vereceği, ben de araştırmalarla sizin söylediğiniz şeyleri iyi kötü yakaladım, tespit ettim, gördüm. Yani sandığa gerçekten birçok kişi gitmeyecek. Bu tabii doğal olarak Tayyip Erdoğan'ın oyunu yükseltecek. Şunu sormak istiyorum. Siz pazartesiden sonra ne bileyim
Emine Ülker Tarhan veya İlhan Cihaner veya bir Buner Laik birçok insan var orada. Yani CHP'nin milletvekilleri tarafından bir yeni aday gösterilse de ya da gösterilmese de bu 20 imzadan biri olurum diyor musunuz? Şimdi genel olarak tavrımı ortaya koydum. İmza konusunda arkadaşlarımla herhangi bir şey görüşmedim. Özellikle Sayın Emine Ülker Tarhan'la bir şey görüşmedim. Ama yine söylüyorum, üçüncü bir aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkacak üçüncü bir aday. Birincisi toplumdaki cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü, hatta milliyetçi kesimleri rahatlatacak ve sandığa gitmesini sağlayacak. Ve yine söylüyorum, görüşüm odur ki eğer Sayın Emine Ülker Tarhan gibi bir profil üçüncü aday olarak ortaya çıkarsa, elimde anket yok, elimde veri yok, elimde matematiksel sayı yok. Ama görüşümü söylüyorum, Ekmelettin İhsaloğlu'nun üzerinden oy alarak ikinci tura geçecektir. Emine Ülker Tarhan çıkar, ben adayım derse, evet adaylığını da desteklerim. Anladım. O zaman canlı yayında biz bir çeşit sembolik olarak üçüncü kişiyi bulmuş oluyoruz değil mi efendim? Evet diyebiliriz. Evet, evet, evet. Hayırlı olsun. Yani sizlerden bu cevaplar geldikçe, biraz evvel de burada Dilek Hanım yine sembolik bir kağıdı imzalamıştı. Ama imza imzadır, beyan beyandır. İnanın buraya on binlerce mesaj yağıyor. İnsanlar böyle sevinçten uçuyorlar. Her bir kişinin böyle 20 kişiden biri olması halinde kanala gelen olumlu tepkileri size tarif edemem Ümit Bey. Şimdi eminim sizin için de on binler, yüz binler buraya. Yüz bin abartılı bir rakam ama gerçekten benim 20 yıllık şu televizyonlarda işte canlı yayına çıktığım yayınların hiçbirisinde bugün kadar mesaj gelmemişti bir kanala. Çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Vekilim? Yani biraz önce söylediğimi tekrarlayacağım sadece. Ben de şu anda sizin kanalınıza çıkmadan önce, dün akşamdan itibaren aldığım telefonların sayısı, ben de abartmadan söylemek istersem, bini buldu. Dünden beri herhangi bir iş yapmıyorum. Bugün bu saate kadar da evden çıkabilmiş değilim gelen telefonlardan. Bu toplumun önemli bir kesiminde, cumhuriyetçi, laik, Atatürkçü kesiminde ciddi bir rahatlatma yarattı. Çünkü Ekmelettin İhsaloğlu'nun birdenbire 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde Atatürk'ten bahsetmeye başlaması, gittiği yerlerde sıkıntılı biçimde Atatürk'ün adını ağzına almaya başlaması topluma çok inandırıcı gelmiyor. Zaten ben sürekli şunu söylüyorum, sıkıştırdıkları zaman Ekmelettin İhsaloğlu'nu, Atatürk'le ilgili söylediği şeyler demagojiden başka bir şey değil. Mesela dönüyor diyor ki, Atatürk tarihi bir şahsiyettir, elbette inkar edilemez. Bu son 10 yıl içerisinde başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'lilerin Mustafa Kemal'e sadece Gazi Mustafa Kemal diyerek onu sadece bir askeri şahsiyet misyonuna indirme çabalarından başka bir şey değil. Elbette ki Mustafa Kemal tarihi bir şahsiyettir ama Mussolini de tarihi bir şahsiyettir, Hitler de tarihi bir şahsiyettir, Gaddafi de tarihi bir şahsiyettir. Bu Mustafa Kemal'in önderlik vasfını ortadan kaldırmaya yönelik bir çabadır. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları toplantısında yine konuşmasını izledim. Orada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Mustafa Kemal'in milli kahraman ve Cumhuriyet'in kurucusu olduğuna inanıyorum. Sanki Cumhuriyet'in başka bir kurucusu varmış, tartışmaları varmış gibi. Yani Cumhuriyet'i Mustafa Kemal mi kurdu, Cumhuriyet'i İşte o zamanki komutanlar mı kurdu, başkası mı kurdu diye bir tartışma varmış gibi. Cumhuriyet'in kurucusu olduğuna inandığı gibi konuşmasının başında da yine Mustafa Kemal'i bir önder olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir insanı olarak görmek yerine yine aynı şekilde milli kahraman olduğunu görmek istiyor. Ben ondan şu sözleri duymak istiyorum. Mustafa Kemal önderdir. Mustafa Kemal'in ilke ve devrimleri doğrudur. Özellikle Ekmelettin İhsanoğlu'ndan duymak istediğim cümle, cumhuriyeti kurmakla ve hilafeti kaldırmakla doğru yapmıştır. Toplumu ümmetten vatandaşlığa geçirmekle doğru yapmıştır. Ben bunları duymak istiyorum. Mustafa Kemal milli kahramandır. Mustafa Kemal gazidir. Mustafa Kemal savaş meydanlarında şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Bunlar tarihte kaldı. Ama tarihte kalmayan Mustafa Kemal'in önderliğidir. Söyleyeceklerim bunlar. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun sizin için de efendim. Ben teşekkür ederim.
İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Ümit Bey. Çok mersi. Evet efendim, yani şimdi 20 imza olacak mı olmayacak mı diye endişe eden biz değil. Yüz binler var. Yani işte 3 imzayı, ki zordur yani böyle açık beyanda bulunmak, geleceğiyle ilgili milletvekilliği ihtimalini bile riske atıyor demektir bu kişiler. Cidden büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar demektir. Ayrıca çok da iyi biliyoruz ki kaç kişi imza koydu bilmiyoruz ama Ekmeleddin İhsanoğlu için Kemal Bey'in adayı olan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Kemal Bey'in adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu için yarın göreceğiz herhalde tam kaç imza çıktığını. Ama emin olun, konuşmalarımdan biliyorum, imza atanlardan, yani çok şu dönem, şu bir haftadır birçok milletvekiliyle görüştüm. İmza atmalarına şaşırdığım insanlar da oldu. Bu tabii tek bir açıklaması var. Yani birdenbire oylar bölünmesin falan filan diye de değil efendim, emin olun. Çünkü onlar milletvekili olmuş insan, o hesabı yapabiliyor. Fazla aday olmasının oyları bölmek değil, muhalif oyları daha fazlalaştırmak olduğunu matematik olarak onlar biliyordur. Ama sadece ve sadece biraz kamuoyu, biraz da gelecek için yeniden aday göstermez endişesiyle genel başkanın, yani dört sokak dolaşsa, size dünyayı anlatsalar, Fuzuli kadar ince güzel kasidelerle dolu divan edebiyatından şiirlerle bile anlatsalar, ne kadar haklı sebeplerle imza verdiklerini, bunun dört sokak sonra dolaşıp çıkacağı cadde bir daha milletvekili adayı gösterilmemekten ürktüğüm için o imzayı verdim, en doğru sözleridir. Ki bunu da hiçbiri etmeyecektir imza veren arkadaşların. En az bir 40-50 kişinin kerhen, rahmetli Erbakan'ın tabiriydi, kerhen diye bir lafı vardı. Kerhen eski bir laf da, yani onun edebiyatımıza, kullanıma tekrar soktu. Kerhen, kerhen verilmiş imzalardır. Kerhen imzaları daha fazla açıkçası, kendi adıma söyleyeyim, yanlış buluyorum. Efendim biraz vakit daraldı ama şimdi biraz çözüm paketi, biraz da balyoz. Tümamiralim epeydir bizi bekliyor. Efendim şimdi balyoz konusunda Türkiye bir nefes aldı. Soluklandı. Çok şükür diyen oldu. Yüz bin milyonlarca kişi. Onun milyonlarca olduğundan eminim. Biz çok mutlu olduk. Şimdi durum nedir? Bundan sonraki prosedür nedir? Birçok kişi onu bilmiyor, merak ediyorlar. Çok mesaj geldi. Yani bundan sonra bu bir beraat midir? Değil. Yani bu nedir ve bundan sonraki ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Sayın Bayrakçı, öncelikle doğum gününüzü canı gönülden kutluyorum. Daha nice doğum günlerinizi tüm sevdiklerinizle birlikte idrak edersiniz inşallah. Ha, sağ olun, benim doğum günüm. Evet. Teşekkür ederim. Evet, bugün 28 Haziran. Şimdi yine eğer müsaade ederseniz, vakit de daraldığı için balyoz belirli bir noktaya geldi ama askeri casuslukla 43 tane silah arkadaşım hala içeride. Onlarla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Tabii, müsaade lütfen. Eder misiniz? Şimdi bu casusluk davası gerçekten Türkiye'nin dramı. Çünkü ben kariyerimde istihbarat görevlerinde çok bulundum. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yaptım. Bu konularla da aşırı derecede ilgim var. Kitaplar, romanlar okudum, filmler seyrettim. Bir casusluk olayı olması için bir, ama bilemediğiniz en fazla iki kişi olur ve karşıda da bir istihbarat örgütü olur. Şimdi ben burada soruyorum. Bu benim silah arkadaşlarım. Hangi ülkeye ne vermişler? Bununla ilgili bir şey bilmiyoruz. Eğer siz 500-600 kişinin girdiği bir casusluk olayından bahsediyorsanız, bu emin olun komedi filmlerine bile konu olmaz. Yani ben Hollywood'da bir yönetmene gitsem, benim bir senaryom var, alın bunu film çeker misiniz desem, kovarlar. Doğrudur. Dolayısıyla burada çok büyük bir komedi var ama benim arkadaşlarım hala içeride yatmaya devam ediyor. Şimdi yani 500 kişi birden casus olamaz. Olamaz. Evet, şimdi ben size somut bir casusluk olayı söylüyorum. Evet. Bakın, Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı bir takım belgeler gönderiyor mahkemeye ve diyor ki bu belgelerin içinde diyor gizli harp planları var. O yüzden bunu hukuka uygun olarak işleme tabi tutun. Bu şu demek. Yani bu planları sadece mahkemenin başkanı ve üyeleri görebilir. Başka kimse göremez. Fakat şimdi bu planlar çok gizli planlar. Yunanistan'la olan harp planlarımız ek delil klasörlerinde. Bu ne demektir? Dilekçeyi bastıran avukat bunlara sahip olabilir. Ve bu kamu malı oluyor.
Şimdi bizim çok önemli bir planımız, Yunanistan'la ilgili bir planımız maalesef deşifre oldu. Yunan basınından öğreniyoruz, kilometrelerce hendekler kazmışlar. Ne yaptılar ilave onları tabii bilmiyoruz. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz, planı değiştirin ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Bir plan yapılırken en uygun hareket tarzı seçilir. Demek ki artık en uygun hareket tarzını kullanamıyorsunuz. Şimdi böylesine açık, ülkenin kaderini etkileyecek bir olay ortada dururken ve bu hiçbir şekilde adli takibata konu değilken benim arkadaşlarımı antivirüs programı var, Atatürkçülük ders notları var, sağlık notları var, gebi resimleri var, Google fotoğrafları var diye maalesef birinci, ikinci casusluk davalarını da süründürdüler. Artık bütün Türk kamuoyuna sesleniyorum. Yazıktır. Bu 43 tane subayımızı, vatan evladıdır. Bunların artık bu esaretine son verelim. Ondan sonra Balyoz'a gelelim. Balyoz başından sonuna kadar dünya tarihinin en büyük hukuk rezaletidir. Bakın başından sonuna kadar A'dan Z'ye kadar. Hani futbol sunucuları çok güzel bir tabiri vardır. Dakika bir gol bir. Daha başlangıcında Mehmet Baransu bir bavulunda çok gizli belgeler getiriyor. Çok gizli belge şudur Hakan Bey. Herhangi bir şekilde silahlı kuvvetler içinde general, amiral olsanız bile ona ulaşamazsınız. Bakın ben size bir örnek vereyim. Genelkurmay İstihbarat Başkanı iken bir çalışmada bir planı kullanmak istedim. Görevli arkadaş geldi, planı önüme koydu. Dedi ki komutanım dedi okuyun. Çünkü fotokopi çekmek yasak. Okudunuz mu? Aldı önümden götürdü. Bu kadar ciddidir. Herhangi bir şekilde Mehmet Baransu bunu yasal yollardan elde edemez. Peki ne diyor ceza muhakemeleri kanunu madde 216 fıkra 2? Diyor ki yüklenen suç hukuka uygun olarak elde edilen delille ispat edilebilir. Hukuka uygun delil yok ve bununla biz yargılandık. Yargıtay da bunu onayladı. Dolayısıyla burada inanılmaz şeyler var. Yargıtay'ın mesela bir şeyini söyleyeyim size. Diyor ki gerekçeli kararında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi suçun işlenmesi için her ne kadar cebir ve şiddet gerekli ise de ileride sanıkların cebir ve şiddete başvurulacağının anlaşılması makul görülmelidir. Ama CMK 312.1 diyor ki hayır diyor herhangi bir şekilde suç için cebir ve şiddet gereklidir. Bu ne demek? İsteyen istediği şekilde yorumlayabilir. Yani bu bir keyfiliktir. Dolayısıyla biz bu şekilde yargılandık. Çok acılar oldu ama bizim üzerimizden tabii Türkiye dönüştürüldü. Yani bizim kendi acılarımızın fazla bir önemi yok ama yani Türkiye'de olan biteni görünce hakikaten üzülüyorum. Ama bunlar çok konuşuldu. Burada tekrar etmeyeyim. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Yargıtay'ın hükmünü bozduğu kişiler için geçtiğimiz salı günü 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kartal Anadolu Adliyesi'nde duruşma yapıldı. Ben de ona katıldım. Orada o arkadaşlarımız savunmalarını yaptılar ve mahkeme 10 Kasım'a bu duruşma tarihi verdi. Bizim davayla henüz birleştirilmedi. Yani biz o arkadaşlarla beraber mi yargılanacağız, biz ayrı mı yargılanacağız belli değil. Ama muhtemelen birleştirilecek. Orada tabii mahkemenin basında da yer aldı. Önemli kararlarından bir tanesi bir bilirkişiye başvurulacak. Ve aynı zamanda Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök tanık olarak dinlenecek. Şimdi burada son olarak bir şey söylüyorum çünkü biliyorum vaktiniz kısıtlı. Şimdi bakın, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu bir rapor veriyor. 15 sayfalık ama aslında diğerleri Türk hükümetine cevap niteliğinde. Yani Türk hükümetine diyor ki sizin söylediğiniz şeylerin fazla bir anlamı yok. Esas sonucunda bir sayfa. Bakın hiç dijital veri vardır yoktur onlara girmiyor. 4 noktayı söylüyor. Diyor ki bir kere diyor siz diyor bir sanığı tutukluyorsanız ayrı ayrı gerekçeli kararda yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu sanığı şu gerekçelerle tutukladım. 250 kişi için aynı şeyi yapamazsınız. İki diyor, 3 tane bilirkişi raporu var. Şimdi 30 oldu ama o zaman 3'tü. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Kendiniz de bir bilirkişi getirmiyorsunuz. Bu da kabul edilir bir şey değil. 3 diyor, siz milli güvenlik gerekçesiyle delil göstermiyorsunuz sanıklara. Halbuki uluslararası sözleşmeler böyle değil. Suçluyorsanız delili göstermek zorundasınız. 4 diyor, mikrofonlar sarkıtıyorsunuz diyor. Bu sanıkla müvekkil arasındaki konfidansiyel mahrumiyeti ihlal ediyor diyor. Dolayısıyla diyor, eğer bunlar varsa hiç doğrudur, yanlıştır, dijital vardır, yoktur'a girmiyor. Keyfi olarak yargılanmışsınızdır ve keyfi olarak tutuklanmıştır. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor ki, evet ben diyor bu Birleşmiş Milletler kararını tanıyorum, yeniden yargılama yapmayacağım, benim için geçerlidir. Fakat biz bütün bunlara rağmen uzun süre cezaevinde kaldık. Bu da gerçekten enteresan bir şey. Ama ben şuna da inanıyorum. Şimdi sonraki süreç nasıl işleyecek? Sonraki süreç 10 Kasım'da büyük bir ihtimalle bizim yani Yargıtay'da
hükmü onananlarla onanmayanların davası birleştirilecek. Hı hı. Ve orada mahkeme sürecimiz, yeniden yargılanma sürecimiz başlayacak. Hı hı hı. Genel durum bu. O yargılama nasıl devam edecek onu tabii bilemiyoruz. Ama bir de şunu da söyleyeyim. Yani umutlusunuz ama. Kesinlikle umutluyuz. Burada zaten herhangi bir şekilde artık geriye dönüş olmaz. Bundan sonra ileri doğru bir akış olur. Bütün dünya bu balyoz yalanını anladı. Ama şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Eğer parlamentodaki partilerden herhangi biri, ana muhalefet veya yavru muhalefet, bize cepheden destek verseydi bu acılar asla yaşanmazdı. Çünkü bir taraftan darbeciler ayıklansın, darbeciler yargılansın söyleyin vardı. Öbür taraftan bir başka partinin genel başkanı Yargıtay, suçlu ile suçsuzu ayırmada titiz davranmadı dedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki suçlu suçsuz yok. Herkes diyor hak ihlaline uğramış. Dolayısıyla böyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Teşekkür ederim. Peki. Efendim, bir şey soracağım ben. Evet Dilek Hanım, bir saniye şunu söyleyeyim. Şimdi hem Facebook hem Twitter, benden bir uğraşan az bir kesim var böyle. Fakat uğraşan yok şu anda, tam tersi. Müthiş destek geldi bu Emine Ülker Tarhan fikrine. Yani sadece buraya gelen mesajlar değil. İşte ben çok yeni açtığım için Twitter'ımı, 81 bin takipçim var. Yani 6 ay 7 ay önce açtım. Yani daha doğrusu bir sene bile değil. Demek ki 5-6 yıl önce açsam daha fazla olurmuş. Oradan müthiş o sayıya oranla bakıyorum. Bu konuya çok ciddi destek geliyor. Meğerse millet bunu yapmanızı beklermiş. İnşallah tamamını erdirebilirsiniz ama efendim. Ama biz onlara umut verdik. Yani bu konuda şimdi bulunacağımı söyledim. İlk günden Ümit Bey'in söylediği çok doğru. İlk günden biz tavrımızı koyduk. Umutsuzluğa düşmemelerini istedik. Tabii ama bu bir süreç oluyor sonuç olarak, insanların görmesi gerekiyor. Bir şey diyecektiniz siz. Ben Soner Bey'e şeyi soracağım. Bilirkişi kuruluna gönderilecek dediniz. Nereye gönderilmesine karar verildi? Henüz o belli değil. Yani bir somut bir şey bilinmiyor. Yani bir bilirkişi incelemesi yapılacak ama nerede o belli değil. Ona karar verilmedi. Evet. Ben evet. Buna ilaveten şunu söylemek istiyorum. Balyoz'la ilgili. Evet, Balyoz'la ve tabii biraz da partilerin davranış biçimleriyle ilgili. Şimdi tabii bu konuda MHP ve CHP çekingen davrandı. Genel merkezleri olarak diyorum ben buna. Biz milletvekilleri olarak gelmeye çalıştık. Özellikle tabii Ergenekon davasında milletvekili iki milletvekili olduğu için belki ona biraz daha ağırlık verildi ama inanın oradaki yaşadıklarınızı milletvekilleri olarak biz mecliste de dile getirdik, genel kurulda da dile getirdik. Tabii ben şuna katılıyorum. Yani bunun aslında ciddi anlamda briefingini alıp her iki genel başkan da oradaki bu adil yargılanma ilkelerine aykırılık, sahte dijital veriler, bunların üzerine ve gizli tanıklarla elde edilen Ergenekon davasında var bu. Bunun üzerine ağırlıkla gitmeliydiler. Ama biz milletvekili olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Onu ben size söylemek istedim. Bir de Ergenekon davasında Hakan Bey şöyle bir şey var. Ergenekon davası ortada kaldı şu anda. Ergenekon davası sahipsiz. Şimdi karar verildi. Karar yazılmadı. 7-8 ay boyunca mahkemenin görevi bitti. Bir başka mahkemeye de yani gönderildi ama o mahkeme, yani kararı veren heyet olmadığı için o kararı yazamıyorlar. Yazdıkları karar aslında yasal olarak geçerli bir karar değil. Ve Yargıtay'a da gidemiyor. Karar da yazılamıyor. Yazılan kararların hukuken bir geçerliliği yok. Bu çok ciddi bir problem. Ergenekon davası orada kaldı. Hı-hı. Biliyorsunuz tahliyelerin gerekçesi kararın zamanında yazılmaması oldu. Diğer hak ihlalleri açısından bakılmadı. Biz bunu Adalet Komisyonu'nda, yargı paketlerinde ısrarla söyledik. Dedik ki bu haliyle dosya Yargıtay'a gider dememiz lazım. Çünkü karar yazılmadığı için süresinde karar da yok ortada. Ama Yargıtay'a da gidemiyor. Ortada kalmış bir dava. Yani oradaki hak ihlallerine Anayasa Mahkemesi zamanında müdahale etti. Doğru bir şeydi. Ama asıl orada yasamanın yani meclisin müdahale etmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bu konuda biz Adalet Bakanlığı'ndan ve hükümetten bu konuda bir şey göremedik. Çünkü biz onu çok açık söyledik. Gizli tanıklar ve dijital verilerle verilmiş olan bu karar yok hükmündedir. Bunu verelim Yargıtay'a gitsin dememize rağmen ortada bıraktılar. Şimdi artık Adalet Bakanı'na soracağım, nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz bu başınızı açtığınız bu şeyi? Yani mahkeme, ortada mahkeme yok, karar yok. Ama bir şey var, yani insanların mağduriyetleri var. Bu böyle kalmaz. Bir de onu söylemek istiyorum ben. Anladım.
bir yandan göz gezdiriyorum çünkü bir kısmını okuyacağım. Şimdi efendim bu müthiş destek bombardımanından birkaç tane başlığı hızlı okuyayım. Nurettin Alaaddin, Atatürk Cumhuriyeti'nin, evet, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş, gönülden demiş, Tarhan'ı destekliyoruz. Nur Hayat Hanım, Emine Ülker, Tarhan'ı destekliyoruz. Hakan Kaya, İstanbul Beşiktaş'ta. Bunların hepsinin telefonları var. Ekmelettin'e oy yok, Cumhuriyetçiler heba olacak. 20. imzayı bekliyoruz, Emine Hanım'a imza veririz. Azize Yaşar, bütün oylarımız Emine Ülker, Tarhan'a. Bu tip mesaj çok var. Yani sorular da var da size gelmiş olan. Evet, şurada da var. O ayrı. O evet, ilk bölümde gelen. Şimdi başa çıkamıyorsunuz tabii artık. CHP'den istifa edecektim. Tarhan aday gösterileceği için istifa etmekten vazgeçtim. Yaşar Aygün demiş. Recep Doymaz, benim adayım Emine Ülker Tarhan. Benim adayım Emine Ülker Tarhan. Fatma Meral Servi. Valla Ülker Hanım, yani bu desteği, şu mesaj yoğunluğunu ve bombardımanı görse herhalde. Bunları. Evet, bunları ben size vereyim. Siz Ankara'ya götürün. Yani ben onun zaten istemiyorum falan dediğini ya da hayır imza vereceğim vermeyeceğim konusunda. Bence o... Ekmelettin İhsanoğlu'na kesinlikle imza vermeyeceğini biliyoruz. Hmm. Yani o ama söyleyeyim. Şey mi belli değil diyorsunuz? Yani adaylık konusunu çok net... Görüşmedik, görüşeceğiz tabii, bunları götüreceğiz kendisine. Zannederim bu onurlu görevi kabul edecektir mutlaka. Yani bu bir şereftir. Yani bir bırakın milletvekili, bir Türk vatandaşı için bu bir şereftir. Evet. Melek Baydar, Emine Ülker Tarhan Hanım'ı onurla, mutlulukla istiyoruz. Yani direkt bu 20 imzaya destek veren, o kadar mesaj aldım ki, çünkü biz bir konu burada anlattığımız zaman mutlak karşı görüşte olanlar da yazıyordu. Yani bazen yarıya yakın olduğu oluyordu. Fakat bugün şunu gözledim. %95 çok büyük bir katılımla müthiş destek görmüş. Aşağı yukarı bu 20 tane adamın gözünün içine bakıyor herkes. Yani Türkiye acaba böyle bir 20 adam çıkar mı diye. Tabii aslında yani 18'de kalsa bile, inanın anladığım kadarıyla bunlar seçmen nezdinde 18 kahraman adam gibi olacaklar. Yani şu atmosferden onu anlıyorum. Ve Türkiye'deki önümüzdeki yıllardaki siyasi yapıyla ilgili de o 18 kişinin durumu farklı olacak. Yani ağzımızdan 18 çıktı, söyleten Allah olmasın da inşallah bulursunuz 20'yi, o ayrı bir konu. Umarım, umarım. Dilek Hanım, çok vaktimiz azaldı. Şu çözüm paketi nedir Allah aşkına? Bir anlatsanıza millete, herkesin anlayacağı bir dille. Evet, çözüm paketi Tayyip Erdoğan'ın özellikle Öcalan'la yapmış olduğu pazarlığın sonucu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda oyları alabilmek için getirdiği bir taviz paketidir. Ama bu paket yani bir çözüm paketi falan değil, tamamıyla Bakanlar Kurulu'na verilen af yetkisinden tutun da her türlü hukuki süreçle ilgili her türlü kararı alabilecekler. Bakın af özellikle şey için, yani kim suç işlerse işlesin mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi af çıkartır. Bu anayasa gereğidir. Şimdi terör faaliyetlerine ya da bu şiddet eylemlerine karışanlarla ilgili de geçmişte eve dönüş yasası vesaire türden şeyler çıkartıldı ama hepsinde de önce bir soruşturmadan geçiriliyor. Suça karışmış olup olmaması, terör faaliyetine karışmış olup olmamasına göre de indirimler uygulanıyordu. Ama cezasız bir şekilde salıverilmesi söz konusu değildi. Ama burada görüyoruz ki bir tanesi örneğin, silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleriyle sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır. Kim? Bakanlar Kurulu. Yetki tamamen Bakanlar Kurulu'nda. Burada herhangi bir şekilde suç işledi, işlemedi, ceza işte soruşturma açılır, cezasında böyle indirim yapılır, şu yapılır, bu yapılır, hiçbir şey yok. Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu'na af yetkisini veriyorsunuz. Bir kere bu anayasaya aykırı. Asla kabul edilemeyecek bir şey. Şimdi en altında da şöyle bir şey var. Dördüncü maddede diyor ki, bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari veya cezai sorumluluğu olmaz. Şimdi gayet iyi biliyor ki AKP hükümeti de bu yasal zemin diyen Abdullah Öcalan da şunu biliyor ki yapılan şey aslında bir suç.
Yani PKK terör örgütüyle yapılan pazarlık aslında yardım yataklık ve suç ortaklığıdır. Böylesi bir şeydir. Onun için hem AKP kendisini kurtarmaya çalışıyor, hem işte bu süreçte müdahil olanlar kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar ve bir sorumsuzluk maddesi getiriyorlar. Şimdi bu türden sorumsuzluk maddelerinin hiçbir önemi yoktur. 12 Eylül Anayasası'nda da vardı biliyorsunuz, işte yargılanamazlar bu işte şey yapanlar, 12 Eylül darbesini yapanlar, ama işte sembolik de olsa Şahin Kaya ile Evren yargılandı ve müebbet hapis cezası aldı. Yani bunların hiçbir önemi yoktur ama yapılmak istenen şey Abdullah Öcalan'ın verdiği talimat üzerine, bakın artık pazarlık falan demiyorum, talimat üzerine yasal zemin hazırlansın. İşte terör örgütü PKK ile yapılan bütün müzakereler meşrulaştırılsın ve bundan sonra da işte terör örgütü üyeleri yani herhangi bir soruşturmaya uğramadan bile gelsinler. Zaten fiilen orada, ben son dönemlerde gitmiş değil ama fiilen PKK'nın orada bir hakimiyetinin olduğundan bahsediliyor. Silah bırakma falan söz konusu değil. Aksine silahlarıyla biliyorsunuz yol kesiyorlar, kontrol yapıyorlar, yolları engelliyorlar, işte demir yollarını engelliyorlar, barajları engelliyorlar. Yani burada AKP hükümeti şunu söylüyor Tayyip Erdoğan, işte biz kanı durdurduk. Yani kanın durması herkesin istediği bir şey, barış hepimizin istediği bir şey, ama sen PKK'nın bütün taleplerini karşılarsan niye orada onlar bunu yapsınlar ki? Ve buna rağmen bakın askere saldırıyorlar, sivil insanlara saldırıyorlar. Oradaki işte belli inşaatları yapan insanlara saldırıyorlar. Yani tamamen o bölgenin fiilen PKK'ya bırakılmasına aslında yasal zeminidir bu diye düşünüyoruz. Barışın değil. Orayı, o bölgenin PKK'ya bırakılmasının zeminidir ve anayasaya aykırıdır. Şu haliyle madde madde baktığımızda bile anayasaya aykırıdır. Kabul edilebilir bir şey değildir. Yani işte elini veren kolunu kaptırır hesabıdır bu. Tayyip Erdoğan'ın hesapsız kitapsız, yani kendi ülkenin geleceğini düşünmeden kendi günlük çıkarları uğruna ya da belki işte Amerika'dan vesaire yerlerden gelen talimatlar uğruna yaptığı bir şeyin, işte fiili hareketlerin en sonuncusudur bu. Zaten bununla beraber PKK'da dile getiriyor. Son dönemlerde HDP'de çok açık dile getiriyor. Biz özellik istiyoruz diyorlar. Özellik biraz daha makul bir şeymiş gibi gösteriliyor. Üniter yapıyı bozmayan, ama ayrı bayrak istiyoruz. Ayrı başkent istiyoruz. Öz savunma gücü istiyoruz. İşte özellik istiyoruz. Bunun adı federasyon zaten. Bir adım sonrası da Kuzey Irak'la ve Rojava ile birleşik bir Kürdistan meselesi ve ülkenin topraklarından kaybedilmesi meselesi. Biz bunu söylediğimiz zaman asla öyle bir şey istemiyoruz. Biz ülke bütünlüğü içinde beraber olmak istiyoruz diyorlar. Geçen gün mecliste de öyle bir tartışma geçti ama o sözlerin söylendiği şey değil, taleplere bakmak lazım. Talepler, federasyon ve ardından da işte birleşik Kürdistan meselesi. Yani tabii buna Tayyip Erdoğan'ı destekleyen, pek çok milli, işte ülkenin bütünlüğünün bozulmasını istemeyen pek çok insan da bunu görmüyor. Yani yandaş basın onu göstermiyor. Yani bu PKK ile yapılan müzakere, biz bunun olması gerekenin işte, yani İspanya'da nasıl olduysa, İngiltere'de nasıl olduysa, önce silahlara bırakılsın, silahların gölgesinde bir şey olmaz. Ardından işte o yöredeki sorunlar konuşulur, görüşülür deniyor. Teslim olun önce deniyor. Ama burada ne teslimiyet var, aksine daha da ilerleme var. Tayyip Erdoğan bu başına ördüğü çorabı ve kendi ülkemizin başına ördüğü bu çorabı nasıl hep beraber temizleyeceğiz? Artık onu iyi düşünmek lazım. Yani bu çok ciddi bir sorun. BDP niye kısmen de olsa böyle bir şeyle ilgili farklı düşünüyor? Yani onların yasa tekliflerine de baktım ben. İdris Balüker imzasıyla, grup başkan vekilleri imzasıyla verilmiş. Tabii onlar çok açık, net şekilde işte özellikle dahil bütün taleplerini ileri sürüyorlar. Bunlar anayasada ve yasalarımızda tanınsın. Bir tanesi çok dikkatimi çekti. İşte siyasi ve ideolojik nedenlerle savaşanlar geri döndürülsün, onlar rehabilite edilsin buradaki gibi. Ama onlara karşı mücadele eden askerler, güvenlik güçleri ya da sivil güçler, korucular yargılansın. Yani onların talepleri böyle. Onun için daha ileri düzeyde. Yani sadece şeydeki, dağdaki teröristin indirilmesi değil, onlara karşı mücadele eden sivil ya da askeri ya da güvenlik gücü, polis, kim ise, korucu, her neyse, vali, kaymakam vesaire, onların hepsinin yargılanmasını istiyorlar. Özellikle dahil işte bütün taleplerini ortaya koyuyorlar ve tazminat ödenmesini de talep ediyorlar. Yani hani istekleri tam olarak karşılanmış değil. Kendi açılarından haklılar yani. Bu tazminat müthiş yüksek rakamlara tekabül eder. Evet.
Evet, yani bunu neticede bir Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de ciddi oranda bağlantılı olan bir... Kesinlikle öyle. Bir çeşit oyalama gibi bir... Oyalama değil. Yani bu gerçek bir taviz. Hı hı. Yani gerçek anlamda sonradan terör örgütünün geri adım istediklerinin verilmesi. Şimdi işte diyor ki ülke dışında ve ülke içinde görevlendirilen kişiler kim? Bakanlar. Kandil'e de gidebilecek, İmralı'ya da gidebilecek, anlaşmalar da imzalayabilecek. Yani karşınızdakisiniz, siz artık bir terör örgütü değil, aksine bir savaşan güç, haklı bir savaşı yapan güç olarak göreceksiniz, biz öyle göreceksiniz diyorlar. Bu onun aslında belgesidir, getirilen bu belge, yasa tasarısı. Anlıyorum. Efendim, tabii gerçekten çok mesaj var. Birkaçını yine hızla okumaya çalışayım. Çoğu birbirinin benzeri de isim soyad var hepsinde. Melek Baydar, yaşasın, Türklüğümle övünebilir hale yeniden geleceğim inşallah. Emine Ülker Tarhan, Nurtekin Erol, Emine Ülker Tarhan aday olması durumunda bir coşku seli oluşacaktır. Gürsel Bora, Emine Ülker Tarhan'ı destekliyorum. Ahmet Gündüz, acele edin, elinizi çabuk tutun. Bugün yüreğim ferahladı biraz. Yüreğinizi ferahlattıysak ne mutlu bize. Emine Ülker Tarhan'ı destekliyorum. Murat Pirler, Zekai Karsan, İzmir, Sayın Batum'a ve Yılmaz'a teşekkürler. Tarhan ya da bir başkası hiç fark etmez, destekliyorum. Emine Ülker Tarhan'ı Cumhurbaşkanı'na da tüm ailemle destekliyoruz. Emine Hanım'ı destekliyoruz. Ayla Tüner, Hasan Sadıçlar, hiç tereddütsüz Sayın Emine Ülker Tarhan. Emine Ülker Tarhan. Yani... Bunları artık okumayayım. Çünkü inanın yani şaşırtıcı sayıda mesaj gelmiş. İçinde size gelmiş sorular vardı. O kadar çok destek geldi ki Tarhan'a. Size gelen soruları bulamıyorum. Yani bir ara şöyle bir gözümden... hatta bir tane diyor ki izleyici. Karamsarlığa aşık oldunuz. Umutsuzca olan biteni seyrediyorduk. Bizlere dayatılan planlara hayır. Yeni Türkiye merhaba. Ayrıca çevremizdeki yangını hep iktidar hırsıyla hareket eden erkek başkanlar çıkarıyor. Ülkemizde yangın istemiyoruz. Çözüm bu kez kadın başkan ve Atatürk ilkeleridir. İyi ki varsınız. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Siz de iyi ki varsınız efendim. Biz de size muhabbetle, biz de selamlıyoruz sizi. Ali Mengü, çok yerinde, çok cesur ve İsabetli bir karar. Sayın Batum'u alkışlıyorum dün akşamki imzası ve bugünkü konuşmasıyla ilgili. Emine Ülker Tarhan'ı coşkuyla destekliyorum. Emine Ülker Tarhan'ı destekliyorum. Size de gelen destekler var bu arada. Evet, yani bunlar okumayla bitmez ama bunların ben bir kısmını size vereceğim. Ankara'da Sayın Tarhan'dan, gerçi ben dün evvelsi gün konuştum Sayın Emine Ülker Tarhan'dan. Yani çok da böyle karşı veya teşni değildi. Birazcık çok dikkate aldığını, önemsediğini ifade etti. Eğer olacak gibi olursa zaten kaçamaz o görevden. Kaçmaz zaten yani. Evet. Hiç kimse, hiç birisi kaçamaz. Aynen öyle. Yani böyle bir ilgi görmüşken. Evet. Bir şeyi unutmayın. Bir de kadın oyu diye bir ekstra oy var. Ve ayrıca yani sadece feministlerle ilgili değil, tarzı da onun karşı görüşteki insanları çok itici bir tarz değil. Hep şunu söylüyorum, bazı siyasi parti mensupları kendi partileri çok seviyordur ama karşı taraf sevmiyordur onu. Bu tip CHP'li var, MHP'li var, AKP'li var. Şimdi mesela AKP'den Hüseyin Çelik, o da biraz yumuşatıyor gerçi şimdi üstü bunu da. Bir ara insanlar, yani muhalif seçmenler, onu gördüler mi metabolizmaları bozuluyordu. Yani rahatsız oluyorlardı. Çünkü karşı tarafı sürekli hakir gören, küçümseyen, dalga geçer gibi konuşan bir üslubu vardı. Mesela onu siz bir yere aday yapın, kendi partisinden yüksek oy alır ama karşı taraftan hiç oy alma şansı olmayan bir adam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyle insanlar var, şimdi isim vermeyelim. Ya da MHP'de öyle insanlar var. Ama bir de öyle isimler var ki. Mesela İzmir adayı, Ulaştırma Bakanı, AKP'nin Ulaştırma Bakanı. O mesela
üslubuyla, konuşmasıyla CHP veya MHP seçmeninin sevmediği bir adam tipi değil. CHP'de de öyle insanlar üsluptan var. Üsluptan dolayı değil de biliyorsunuz onun aleyhindeki yolsuzluk iddiaları insanları çok irite etti. Yoksa Binali Yıldırım'ın şahsına falan değil. Binali Yıldırım de, evet. Sempatik de bir adam ayrıca. Onun da çok etkisi oldu. Önemli olan o tabii biraz da yolsuzluk iddialarını çok etkiledi. Şimdi Emine Ülker Tarhan hanımefendi bu anlamda da karşı taraf seçmenini, AKP seçmeninin antipati duymadığı bir isim. Çünkü konuşurken bunun sırrı çok basit. Karşı tarafı çok küçümseyerek, hakir görerek konuştunuz mu, karşı taraf sizden hoşlanmıyor. Ama karşı tarafa da bir değer vererek konuştunuz mu, saygı göstererek konuştunuz mu, sizden hoşlanıyorlar. Evet, programı bitireceğiz yavaş yavaş. Bugün 3 tane konuyu konuştuk. Daha doğrusu birisini geniş konuştuk, daha güncel diye. Birisini de çözüm paketini biraz kısa konuştuk ve balyoz meselesini konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ve telefonla katılan konuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Efendim haftaya yine 11'de inşallah yine burada buluşmak üzere. Haftaya 11'e kadar birçok şey belli olmuş olacak. İnşallah iyi bir şeyleri konuşmak üzere bir araya geliriz. Haftaya görüşene kadar esen kalın, hoşça kalın efendim.